Günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 16 Temmuz Cuma. Evet, hafta sonuna geldik. Yani bizim açımızdan hafta sonu. Birçoğunuz için belki de tatil başladı bile. Ve önümüzdeki haftada tatilde olacaksınız. Biz çalışacağız, ekranda olacağız. Gün başlıyor da sizlerle birlikte olacağız. İyi bir gün olması dileğiyle başlayalım. Tatil olunca gazete bayilerine, gazetelerde biraz geç gelmeye başladı. Dolayısıyla biraz ekran görüntüleriyle idare edeceğiz. Neler var gündemde, neler yok derseniz Rize'deki sel felaketine ilişkin ortaya çıkan tablo, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kayıp olduğuna ilişkin bilgi şu anda yine en çok konuşulan konular arasında. Melih Bulu ile ilgili gelişmelere baktığımızda evet, görevden alındı, geldiği gibi gitti. Bir gece yarısı kararnamesiyle gelmişti. Sabaha karşı kararnameyle gitti. Şimdi yerine atanan isim, vekaleten atanan isim belli. O isim de tartışmalı çünkü Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul etmiş bir isim ama Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden ve şimdi YÖK yeni başvurular alıyor. Adaylıklar konusunda bir liste oluşturacak, Cumhurbaşkanı'na sunacak, Cumhurbaşkanı da o listeden bir kişiyi atayacak. Melih Bulu da zaten oraya aday olmuş, yine Cumhurbaşkanı o listeden atamıştı. Benzer bir süreç yaşanacak. Tabii YÖK'ün bir toplantı yaptığı, bu toplantıda Melih Bulu'yla ilgili durumu değerlendirdiği ve Cumhurbaşkanlığına hazırladığı raporu sunduğu, o rapor doğrultusunda da Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik durumuyla ilgili verdiği zarar değerlendirmesiyle görevden alındığına dair de yeni bilgilerin olduğunu söyleyelim. Dün 15 Temmuz'du. Tabii 15 Temmuz'un ardından dün uzun uzun konuştuk. Bugün de bir miktar mecburen konuşacağız. Çünkü 15 Temmuz, 16 Temmuz devam etti bu süreç biliyorsunuz. Sonunda da olağanüstü hale geçildi ve Türkiye olağanüstü halden bir türlü kurtulamadı. Hala olağanüstü bir hal içerisindeyiz. Üstelik 3 yıl daha uzatılması istenen bir olağanüstü halle karşı karşıyayız. İktidarın iktidarını daha çok tahkim etmek istediği ve FETÖ'yle mücadele adı altında kendisine muhalif tüm kesimleri bastırmak, sindirmek ve dikensiz gül bahçesi kendisi açısından yaratmak istediği bir 5 yılı geride bıraktık. Peki başarılı oldu mu, hangi koşullardayız derseniz onu zaten aktarıyoruz, konuşuyoruz, paylaşacağız. Rize'de sel demişken tabii dünyada da iklim kriziyle beraber yaşanan olağanüstü ve olağanüstü koşullar ve bu koşullarla beraber ortaya çıkan sıkıntılar söz konusu. İnsanlar canlarını kaybediyorlar bir taraftan ve önümüzdeki döneme ilişkinde çok ciddi kaygıları dile getiren bilim insanlarını duyanlar duyuyor, duymayanlar var. Biz duyurmaya çalışacağız elbette. Dün de söylemiştim, hani Rize sel bir, oradaki çarpık yapılaşma, oradaki doğa katliamı, bunlar da etken. İklim krizi tüm dünyada dediğim gibi büyük sorun. Almanya'da 40'ı aşkın kişi yaşamını yitirmiş durumda. Avrupa'nın başka ülkelerinde çok aşırı yağışlar var. Bütün bu yağışlar selin, hatta göle ve bazı kentleri neredeyse göle çeviren bu aşırı yağışların arkasında da büyük bir iklim krizi var. Amazonların artık ürettiğinden daha çok tükettiğinden daha çok karbondioksit ürettiği bir döneme girmiş durumda dünya. Belli eşikler var ve o eşikler aşıldığında aslında o güne kadar dünyanın yaşamı için en önemli unsur olan orman gibi, işte atmosferin genel düzeni gibi pek çok noktada artık insanlığa zarar veren başka bir evreye geçilebileceği uyarısını bilim insanları yapıyordu. İşte Amazonlar onlardan biri. Amazon ormanları dünyanın akciğeri kabul edilen ve ürettiği oksijenle dünyanın dengesini sağlayan en büyük yeşil alanı diyelim. Şimdi daha çok zarar vermeye başlamış dünyaya. Bilim insanları bu konuda bir uyarıda bulunuyorlar. Artık dur demek gerekiyor bu gidişe. Evet, yani dünya artık insanlığı taşıyamıyor gibi görünüyor. Şimdi gazetelere hemen hızlıca bakalım neler var neler yok. Cumhuriyet Gazetesi FETÖ'nün okulları hala etkin demiş. Evet, dün işte biz FETÖ'yle mücadele ettik, FETÖ'yle mücadele etmeye devam edeceğiz. Son FETÖ'cü ile hesaplaşıncaya kadar bu mücadele devam edecek şeklinde yapılan açıklamalar var kamuoyuna, ama FETÖ'yle ne kadar etkin mücadele edildiği, edilip edilmediği de iktidar dışındaki çevrelerde tartışılıyor. İktidar kendisine toz kondurmak istemese ve çok etkin bir mücadelede bulunduğunu söylese de tablo pek ona işaret etmiyor. Sedat Peker'in dünkü tweetleri var. Sedat Peker de tam 15 Temmuz günü paylaştığı tweetlerde bir isme, Fethullah Tamince ismine dikkat çekiyor ve Fethullah Tamince ismine dikkat çekiyor ve onun cemaat bağlantıları ve iktidarla kurduğu bağlantılara da yine göndermelerde bulunuyor. Aktaracağız. Gün başlıyor içerisinde. Cumhuriyet Gazetesi FETÖ'nün okulları hala etkin derken zayıf dış politika terör örgütüyle mücadeleyi de sekteye uğrattı. 200'den fazla okul açık denmiş. Evet, Amerika ile kol kola çoğu Afrika'da olmak üzere 19 ülkedeki okullar Türkiye tarafından devralındı. Örgütün etkinliğinin sürdüğü Amerika ve Almanya'da 200'den fazla okul faaliyette, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova'dakiler de kapatılmadı. AKP bu okullar için devletin bütün olanaklarını seferber etmişti. Videosu var. Ekrana getiririm biraz sonra. 8 bloğunda daha çok video paylaşıyoruz. Yani bu bölüm daha çok gazeteleri ve gazetelerdeki haberleri aktarayım istiyorum, ama ne istedilerse verdiklerini söylediği, yani ne istediğinizde almadınız, aslında tam cümle bu. Ne istediğinizde almadınız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminden sonra Fethullah Gülen'e seslenmişti. Nankör demişti ve işte bütün okulları nasıl kurduklarını, tüm dünya ülkelerinde kendilerine nasıl refere olduklarını anlatıyordu. Sonra da ne istediğinizde almadınız diye de sitem ediyordu Fethullah Gülen'e doğrudan ismini vererek. Dolayısıyla o okullar şimdi biz artık destek vermiyoruz dese de AKP iktidarı, 200 okul etkin ve açık diyor Cumhuriyet Gazetesi. Boğaziçi'nde kayyum rektörü Bulu görevden alındı, mücadele bitmedi. Direne direne diyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeler aktarılmış ve Doktor Naci İnci'nin vekaleten göreve atandığı yine verilmiş. Tartışma, şu minvalde yapılan bir tartışma var. Dün biz de haber aktarırken söylemiştik. Yani ama işte Melih Bulu gitti, yerine kim gelecek ona bakmak lazım. Bu kadarla sınırlı tutmuştuk, ama işi hani alayım, doğrudan alayım. Şöyle kenardan. Teşekkür ederim. Gazetelerim geldi. Böylece daha iyi görebileceğim. Sabah tatil olunca biraz geç geliyor dedik. Evet, şimdi hemen Bir Gün var. Cumhuriyet bulduk. Kağıttan okumak biraz zor oluyor. Ekranı da görme şansım yok. Başlıkları görüyorum ama. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektör Melih Bulu, 195 gün sonra yine bir gece yarısı kararıyla görevden alındı. Yerine ise yardımcısı Profesör Doktor Naci İnci vekaleten atandı. Akademisyenler ve öğrenciler onu buraya atayan antidemokratik irade yine antidemokratik şekilde aldı yorumunu yaptı. 195 gün boyunca direnen, terörist yaftası yapıştırılan, gözaltına alınan öğrenciler ve akademisyenler mücadelenin bitmediğini vurguladı. Boğaziçi'liler, üniversitemiz çok yara aldı, kayyum kadrosu istifa etmeli, rektör seçimle belirlenmeli, hukuksuz davalar düşürülmeli dedi. Tabii bunların Beştepe'de yankılanıp yankılanmayacağı, karşılık bulup bulmayacağını göreceğiz hep birlikte. Bu taleplerin tamamını herhalde kabul etmeyecektir Cumhurbaşkanı. Çünkü kurmak istediği sistem, kurduğu düzen, hayal ettiği sistem bu değil. Ben söylerim, işte onu da rektör atarım, bunu da rektör atarım. Ha, Melih olmadı, Melih olmaz, Selim olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Yani birilerini atarım ben. Kafama göre takılırım sistemi bu sistem. Dolayısıyla Boğaziçi direnişinin elbette kıymetini azaltmıyor. Tam tersine bu dönemin bu anlayışa karşı ancak direnerek aşılabileceğini ortaya koyan son derece önemli bir deneyim oldu. Dün de söylemiştik. Demokrasiyi yalnızca 4 yılda bir, 5 yılda bir sandığa gidip atılacak oy ve o oy sonucunda ortaya çıkan iktidarın 5 yıl boyunca her istediğini yapabileceği bir düzen, bir sistem olarak anlayan ve anlatan bir anlayış var. Bu anlayışa karşı koymak ve bu anlayışı da değiştirmek lazım. Demokrasi öyle bir şey değil. Bugün oy vermiş olabilirim. Yarın eğer demokrasi alanında bir gerilemeye işaret eden karar alındığında, hayatıma doğrudan etki eden bir karar alındığında buna itiraz etme hakkım da var. Demokrasi oy vermekle sınırlı bir yönetim biçimi değil. O zaman Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin yaptıklarını hayatın tüm alanında haklarına dokunan herkesin elbette kullanması söz konusu. Bu demokratik bir hak ve iktidarın da bu hakka saygı göstermesi gerekiyor. Bu geri adım umuyoruz ki aynı zamanda hem iktidara bir ders olmuş hem de haklarına dokunulduğunda suskun kalıp bir sonraki seçim gelsin de hele o zaman hesabını sorarız ya da işte o zaman tavrımızı, tepkimizi gösteririz diyenler için de bir ders olsun diyelim. Yağma düzeni dar gelirliler için yapıldı. AKP'liler aldı. Bir saatte 2000 eve çökmüşler. Bugünün çok konuşulacak haberlerinden biri bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş'ın 2015'te dar gelirliler için yaptığı Çatalca konutlarını kim almış? Kim almış olabilir? Ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Yani başlık 2000 eve çökmüşler. Dar gelirliler için yapılmış. Kim almış olabilir? AKP'li yöneticiler Türk Hava Yolu yetkililerinin AKP'li belediye çalışanları ve AKP'ye yakın vakıf yöneticilerinin aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün işte biz toplu konut 1 milyonuncu konutu veriyoruz, dar gelirler için de konut üretiyoruz denen TOKİ'nin sisteminin nasıl işlediğini anlatmıştık. Yani bir tarafta dar gelirler ama diğer tarafta oldukça lüks konutları pek çok yeni arsa üreterek ve o arsalarda milyarlarca liralık rantlar yaratarak zenginlere satan TOKİ, artık asli işinden bayağı uzaklaşan TOKİ ve diğer tarafta işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kiptaş, AKP döneminde aynı işi yapmış. Ama burada da dar gelirli diye reklamını yaptıkları, işte biz şu kadar kişiye dar gelirli için konut yaptık dedikleri konutları eşe, dosta, yakınlara dağıtmışlar. İçlerinde 10 dairesi olanlar da var diye haberin içerisinde bir bilgi de var. Onu da aktaralım. 2000 daire 100'er bin liraya AKP'lilere verildi. AKP'nin bürokratları hep kazanıyor. Göreve son, maaşa devam. Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, süreleri dolmadan görevden alınan 3 eski Merkez Bankası Başkanı şu anda maaş alıyorlar mı sorusunu yöneltti. Demek ki maaş aldıklarını biliyor. Nitekim Merkez Bankası Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şerif Uygun, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sadece Merkez Bankası değil, üst kademe tüm kamu yöneticileri için bu olanağı sağladığını açıkladı. Ya bir tek o almıyor ki, herkes alıyor. Bak. Başlık ne? Yağma düzeni. Yağma düzeni. Şimdi... Yani şöyle de olmuyor demek ki. Cumhurbaşkanı onu atıyor. Sonra 2 ay sonra ya olmadı sen git şu gelsin dediğinde bir maaş yerine 2 maaş. O da olmadı. Öbürü gelsin dediğinde 2 kişi bir koltuk için 3 maaş veriliyor. 4-5 bu böyle devam ediyor. Bu TRT atamalarını hatırlayacaksınız. TRT atamalarıyla beraber işte onların siyasal kimlikleri, AKP ile kurdukları ilişki... hani o işi layıkıyla yapıp yapamayacakları ilişkin pek çok tartışma yapıldı ama TRT'nin aynı zamanda milyarlarca liralık bütçesi olduğunu da unutmayalım. Yani yalnızca kendi ceplerine alacakları maaş belki konuşuluyor kamuoyunda. İşte bu kadar maaş alacak, 20 bin lira maaş alacak bilmem kim diye. Oysa ki milyarlarca liralık bütçe yönetecekler. O bütçe nasıl yönetilecek, kime, hangi işler için, nasıl dağıtılacak konuşulması gereken en temel konulardan biri bu. Devlet bütçesi nasıl yönetiliyorsa birileri tarafından, işte TRT bütçesi de nasıl yönetileceği takip edilmeli. AKP'lilere dolandırıcılık suçlaması yerli ve milli emlak tezgahı bir başka haber. Bunun da ayrıntılarına bakarız diyelim ve 15 Temmuz şehitleri anıldı haberini de aktardıktan sonra Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bulu gönderildi, direnişe devam. Boğaziçi direnişi iktidara diz çöktürdü. AKP'li kayyum rektör Melih Bulu görevden alındı. Boğaziçi'liler bu daha başlangıç, mücadeleye devam dediler. Rize'deki felaket için buna doğal afet denmez diyor Bir Gün. Doğa tahribatları, HES'ler, çarpık kentleşme, yetersiz altyapı, kentlerin rant politikalarına teslim edilmesinin neden olduğu felaketlere bir yenisi eklendi. Rize'de meydana gelen selde en az 6 yurttaş yaşamını yitirdi. Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerde meydana gelen heyelanlarda bazı evler çöktü. Söylenecek olan belli. Yaralar sarılacak. Tamam. Yaralar sarılacak. Dolayısıyla sürekli yara açan bir yapılaşma var. Bununla mücadele etmek, yani yeni yaralar açmamak üzere politikalar geliştirmek gerekirken bizim anlayışımız yara bandı anlayışı. Yara açılsın, biz o yarayı sararız. Yara açılsın, biz o yarayı sararız. Felaket olduktan sonra olay yerine en hızlı giden bizim iktidarımız şeklinde bir ne diyelim, reklam modeli de var. Deprem oldu, binalar, ama en hızlı biz gittik. En hızlı. Bizden önceki iktidarların hiçbiri bu kadar hızlı gidemiyordu. Bir, en hızlı gitme. İki, 6 bakan gönderdik. Eskiden olsa 1-2 bakan ya giderdi ya gitmezdi. Bak şimdi 6-10. 3, gömlek değiştirmeme kriteri var. Yani gittik, bir de gömlek bile değiştirmedik. 2 gündür gömleğimi değiştirmedim diyen bakanlar gördük. Nerede? 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'da. Ne diyorsunuz siz, ben daha gömlek değiştirmedim demiş. Hani kendisine soru soranlara ya da eleştirenlere böyle de bir yanıt vermişti. Onu da hatırlatalım arada. Hani. Niye hatırladım ki şimdi ya? Neyse, kız, sinirlenmeyelim, devam edelim. Yeni Şafak, Yeni Şafak'a geçmeyeceğim. Bu elime gelen sırayla. Karar. Koca el cebimizde. Vatandaşa büyük vergi yükü yolda. Arsa metrekare birim değerleri normalde her yıl enflasyon oranında güncellenirken takdir komisyonları bu kez %800'lere varan artışa gitti. Emlak vergisinin belirlendiği raiçteki astronomik oranlar nedeniyle 1.000 lira vergi ödeyen bazı mülk sahipleri 7-8 bin liralık yükümlülükle karşı karşıya kaldı. Pandemi şartlarında alınan haraç gibi karar iptal edilsin tepkileri yükseldi. Evet. Kasada para yok. Olan da zaten nasıl dağıtıldığını haberlerde aktarıyoruz. O yüzden yetmiyor. Hazıra dağ mı dayanır derler ya. Hani bu iktidara da dağ dayanmıyor. Dağıt, dağıt, dağıt. Sonra elde bir şey yok avuçta. Sonra yine para alınacak yer vatandaşın cebi. Peki nasıl alınacak? Elektrik 15, doğalgaz %12 yeter mi? Yetmez. Her yerde daha çok para ödemeliyiz. Daha çok beslemeliyiz. Bu düzeni, ekonomik düzeni. Şimdi emlak vergilerindeki %800'e varan artış demek ki işte Temmuz sonu, önümüzdeki aralığa kadar hepimiz göreceğiz. Emlak vergisi ödemeye gittiğimizde karşımıza çıkacak. O arada zaten takdir komisyonu takdir etmiş olacak emlak vergisini. Onlar da şöyle bakıyorlar. Hani bize ya öyle böyle gayet güzel ekonomi diyorlar ama diğer tarafta ya kardeşim her yer yangın yeri, yani bu kadar olur mu filan deyip %800'lere varan artış. Ya bir kişinin bir evi varsa bir kere şu emlak vergisini oradan bir konuşmak lazım. Hani onun belli bir matbu tutarı geçmemesi lazım. Çünkü bir evi var. Ve evin değeri içinde bir sınır konabilir. İşte evin değerini arttırıyorlar. Ya evin değeri artıyorsa o bana bir şey sağlamıyor yani. Ben bir evde oturuyorum, sen enflasyonu yükseltmişsin, parayı pul etmişsin ve benim oturduğum taşınmayacağım, kiraya gitmeyeceğim ya da yeni bir ev alıp hani başka bir yere gitmeyeceğim, kirada evlerimin bulunmadığı, babamdan kalmış, annemden kalmış, neyse işte aileden kalmış, dededen kalmış ya da çalışıp çabalayıp zar zor kredisini ödeyerek aldığım bir evim var. Satmaya niyetim yok. Ticaretini yapmıyorum yani bu iş. İster 200 bin olsun, ister 1 milyon olsun, ister 1,5 milyon olsun. Sen evin değerini 1 milyondan kötü ekonomi yönetimiyle, enflasyon nedeniyle 2 milyona çıkardın diye ben sana niye daha yüksek vergi ödüyorum? O benim temel ihtiyacım, barınma ihtiyacımı karşılayan daire. Neyse, bu daha başka bir şey. Belki bunu başka bir dönemde, başka bir iktidar döneminde konuşuruz. Yani başka bir anlayışla ele alıp konuşuruz. Bulukrasi ile buraya kadar. Bulukrasi demişler. Bürokrasiyi bulukrasi haline getirmişler herhalde. Öğrencilerin ve hocaların kararlı tavrı sonrası gelen Profesör Doktor Melih Bulu kararnamesi liyakati gözetmeyen tepeden atama yaklaşımının yürümediğini gösterdi. Yok. Direniş onu gösterdi. Yani tepeden atama yaklaşımı şu anda tüm üniversitelerde yürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaya konan irade, tepki, direniş gösterdi ama Boğaziçi Üniversitesi için, bugün için geçerli. Tüm üniversitelerde üniversite yönetimlerinin, üniversitenin bileşenleri tarafından seçilmesi gerekliliğini ayrıca vurgulamak lazım. Boğaziçi özelinde hep konuşuluyor konu çünkü orada bir direniş var. Dolayısıyla direnenler belki bu takdiri hak etmiş oluyorlar ama bunun tüm üniversitelerde geçerli olduğunu, yani atamalara tüm üniversitelerde karşı çıkmak gerektiğini söyleyelim. Korkusuz Gazetesi, devlet zarar yolları demiş. 93 yıllık TCD'de. Devlet Demiryolları son yıllarda zarar üstüne zarar açıklıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 2020'deki zararı bir önceki yıla göre %51 artarak 3 milyar 866 milyon lira oldu. Sadece son 3 yıllık zararı 8,9 milyara ulaştı. Nasıl oluyormuş? Yolcu sayısı ve taşınan yük miktarında rekor kırmak yerine zararda rekor kırılıyor. Bu zarar düşeceğine daha da artıyor diye CHP'li vekil Atilla Sertel tepki göstermiş. Zaten onun sorusu üzerine çıkmış ortaya bu zarar. Altın %26 arttı, saman %150 arttı. Maliyet derdine düşen çiftçi yandı. Geçen yıl tonu 500 lira olan saman bu yıl %150 artarak 1250 liraya yükseldi. 655 lira olan çeyrek altının fiyatı ise bir yılda %26 artışla 820 lira oldu. Samanın tonu 2000'i geçebilir. Hani ya altın alsak mı, almasak mı, biraz daha düşer mi, acaba hani ondan sonra mı alsam diye düşünenler saman alın. Samanında çok para var, o belli. Koyacak yani yer zor olabilir ama saman daha değerleniyor. Öyle görünüyor, %150 bir yılda. Kafesten kaçan aslan dehşet saçtı. Şimdi haberin başlığını böyle duyunca hani bu nerede oldu, hangi Afrika ülkesinde falan diyebilirsiniz. Gaziantep. Kendisini beslemeye gelen bakıcısına saldıran aslan kaçtı. Facia yaşanmadan uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Olay Gaziantep'te yaşandı. Hayvanat bahçesinde bir aslan kendisini beslemeye gelen bakıcısı Cebrail Korkmaz'ı yaralayıp kafesinden kaçtı. Ziyaretçiler tahliye edilirken aslan da uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Bakıcının tedavisi sürüyor. Milli Gazete ne demiş? Avrupa'nın adaletinde başörtüsü yok. Herkese, her şeye sınırsız özgürlük var. Müslüman inancına özgürlük yok. Almanya'da başörtüsü taktığı için işlerinden uzaklaştırılan 2 Müslüman kadının Avrupa Adalet Divanı'nda açtıkları davada mahkemeden skandal bir karar çıktı diyor Milli Gazete. 15 Temmuz'dan alınması gereken dersler var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. seneyi devriyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ne demiş? İktidar 15 Temmuz'da toplumda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu anlamadı. Tam tersi giderek kutuplaşan, halktan kopan, herkesi ayrıştıran ve herkesi kriminalize eden bir siyaset anlayışı benimsedi. Evrensel Gazetesi, Özgür Üniversite seçilmiş rektör. Boğaziçi'ye Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu 6 ay sonra görevden alındı. Direnişlerinin kazanımına dikkat çeken Boğaziçi'liler Özgür Üniversitesi için mücadeleye devam edecekleri de belirtti. Ne demiş Melih Bulu televizyona? Nasıl öngörü ama 6 ayda biter dedim, bitti. Evet, iyi öngörü. En azından bunu doğru öngörmüş. Yani ben burayı hayalimdi, ilk 100 üniversite arasına sokacağım filan dedi. Direnişte 1. üniversite yaptı. O da hani böyle biraz farklı bakarsanız tutmuş bir öngörü sayılabilir. Bu felaketi siz hazırladınız. Rize'de sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel, yağmur doğal bir olaydır. Doğal olmayan can ve mal kaybıdır diyen Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman. Çünkü rant beklentisiyle yapılan HES'ler, ormanların tahribatı, dere ıslahı diye betondan yapılan dereler, sahil dolguları, taş ocakları yaşanan felaketi doğal afet olmaktan çıkarıyor. Bunu siz hazırlamış oluyorsunuz dedi. Evet, dün görüntüleri ekrana getirirken sormuştuk. Yani ortaya çıkan tablo öyle çok ne diyelim doğru bir yapılaşma olmadığını da aslında gösteriyordu. Evlerin içine dolmuş, neredeyse bütün yolları kapatmış, arabaların üzerini kapatmış, onlarca arabayı altına alan bir toprak akımı var. Hani böyle bir yerden, bir yamaçtan bir toprak gelir, hemen altındaki ev tamam ama böyle neredeyse bütün kent toprak altında. Dolayısıyla ortada ciddi bir yapılaşma sorunu olduğu anlaşılıyor. Doğru yere doğru binalar yapılmamış. Yağmur yağar ama yağmurun felakete dönmesine neden olan elbette bilimden uzaklaşmış, akıldan uzaklaşmış ve parayı, rantı, her şeyin önüne çıkartan anlayış olur diyor uzmanlar. Sözcü Gazetesi, bir kalemde geldi, bir kalemde gitti. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı. Tabii o yaklaşabiliyor muyuz? O kelepçe var ya, kelepçe, üniversitenin kapısına kelepçe görüntüsü. Melih Bulu bunu da bıraktı tarihe. Yani insanlar nasıl körleşiyorlar acaba? Yani bu zaafı yani ilk kez görmüyoruz. Yani hep görüyoruz da. Hangi aşamadan sonra bu körlük oluyor? Yani ya kendime zarar veriyorum, kariyerime zarar veriyorum, ülkeye zarar veriyorum. Hani çoluk çocuğum var, yakınlarım var. Mesela şu kelepçeyi gördüğünde olmaz arkadaş demen lazım. Bir daha olmayacak demen lazım. Benim haberim olmadan yapıldı denmesi lazım değil mi? Oysa soruluyor. Deniyor ki ya üniversitenin kapısına kelepçe vuruldu. Bu nasıl bir görüntü? Diyor ki ya polis arkadaşlar kapı kırıkmış. İşte onlar da kırık kapıya takmışlar diyor mesela. Olayı savunuyor. Ben de gördüm. Gördüğümde inanamadım ve talimat verdim vesaire. Öyle bir şey yok. Yani yasakladı ya. Üniversiteyi öğretim görevlilerine ve öğrencilere yasaklayan bir rektör ya. Akıl alır gibi değil ya. Üniversite benim diyor. Ne yapacaksın üniversiteyi? Geleceğim, oturacağım makamıma. Yöneteceğim burayı. Öğrenci yok. Öğretmen yok. Ama üniversite yazıyor üstünde. Ben de rektörüm. Bak makamımda rektör yazıyor. Profilime de yazdım. Biraz zor sildi ama neyse sildi. Biraz gecikmeli de olsa. Yani ben rektörüm ya. Güzel. Al senin olsun. Başına çal diyemiyorsun. Çünkü babasından kalan miras değil. Yani bir eğitim kurumunu onlarca yıllık kültürü olan bir eğitim kurumunu babasının malı gibi gelip burası benim diyebiliyorlar ya. Öğrenci giremez. Allah Allah. Öğrenci girmeyen üniversite olur mu ya? Giremez. Olur. Olmadı yani. 28 Şubat hükümete karşı değil, irticaya karşı yapıldı. Müebbet hapse çarptırılan emekli tümgeneral Erol Özkasnak. Yargıtay 28 Şubat davasında 14 emekli komutanın müebbet hapis cezasını onamıştı. Onlardan biri olan Özkasnak konuştu. Valizimiz hazır. Yani cezaevine gitmeyi bekliyoruz diyor. Kimseye minnet etmez, boyun bükmeyiz. Ben 75 yaşındayım. Bundan sonra en fazla 5 sene daha yaşarım. Ama bu ülke laik, çağdaş bir şekilde ilelebet yaşamalı. 28 Şubat döneminin hükümetine karşı değil, irticaya karşı yapılan bir mücadeleydi. Gelip almalarını bekliyorum demiş. Daha önce bu dava nedeniyle 20 ay tutuklu kalan Özkasnak, Erol Özkasnak. Saygı Öztürk'e konuşmuş. Tatil trafiği dün başladı. Burası Bolu Tem demişler. Bayram sonrası pik yaşanabilir. Evet. Şimdi tabii bu parçalı ya da uzun süreli tatillerde şöyle bir sıkıntıyla karşılaşılabiliyor. Parça parça gidiliyor. Yani Perşembeden giden var, Çarşambadan giden var, Cuma'dan, Cumartesi, Pazar böyle dağılıyor. Parça parça gidiş olduğu için gidiş trafiği bir nebze daha hafif seyredebiliyor. Ama dönüş, işte dönüşte eğer herkes ya zaten 1,5 yıldır içerideyiz, yani bir nefes alacak zamanımız olmadı, ne kadar uzatırsak tatili o kadar iyi derse Cumartesi, Pazar geriye dönüş çok zorlu olabilir, sıkıntılı olabilir. Öyle diyor yani. Ben öyle anladım. Sabah ne demiş? Sabaha da bakalım hadi. 15 Temmuz destanı ortak gururumuz. Başkan Erdoğan. Bak şimdi. Başkanı hep söylüyorum da bir daha söyleyeyim. Başkan değil, Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı seçildiğinde efendim size ne diyelim dediler. Başkan deyin dedi. Başkan demeye başladılar ve seçildiğinden bugüne başkan diyorlar. Şimdi bir şey Serok'a kızıyorlar, başkana kızmıyorlar. Serok da başkan demek. Yani Biji Serok, Ahmet kötü. Her gün manşetlerinde, bütün haberlerinde başka. Yani aslında Serok yazıyorlar. Serok Erdoğan. Yani bunu okuduğunda Serok Erdoğan diye okur bir Kürt vatandaşımız. Dolayısıyla ya Serok'la ilgili takıntınızı bir kenara bırakın ya da değil, Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı değil. Cumhurbaşkanı da bundan rahatsız değil ama bu doğru değil. Başkan her yerde var yani. Başkandan ne olacak? Başkan, başkan. Şimdi ben şuradan bir başkan diye seslensem camdan 10 kişi kafasını çevirir bakar. Biri dernek başkanıdır. Biri geçmişte bilmem hangi kolun başkanı olmuştur. Biri parti başkanıdır, ilçe başkanıdır. Başkan, başkan, başkan. Başkan her yerde var. Yani arkadaşlar da birbirine başkan derler. Belli bir ilişkide. Dolayısıyla böyle başkan desem 10 kişi döner. Şimdi ben burada başkan deyip mesela bir şeyler söylesem, kötü şeyler söylesem, Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanır mıyım? Hayır, yargılanmamam lazım. Benim başkandan kastım Cumhurbaşkanı olamaz ki. Ama bunlar başkan, başkan, başkan. Nedir bu başkan? Neyse habere geçelim. Daha birinci cümlede durduk. 15 Temmuz destanı ortak gururumuz. Ya. Ne dedik? 2 gündür. Millet açısından gurur, AKP açısından utanç günüdür. 15 Temmuz ama 15 Temmuz en büyük utancımızdır demesi gerekenler sabahtan akşama kadar törenler düzenleyip bir de gurur duyduklarını söylüyorlar. Ha, milletle gurur duyduklarını söylüyorlar. Sa bakalım. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime, küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Milletimiz direnişiyle hem darbe girişimini püskürttü hem de ülkemizi teslim almak isteyen bir işgal teşebbüsünü engelledi. Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. Milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmek gerekir. O doğru. Şimdi dün de ben de programda söylemiştim. Ordu içerisinde Atatürkçü Kemalist subayların Aynı zamanda işte emekli edilen, Ergenekon ve Balyoz'dan uzaklaştırılanların bu darbe içinde etkin olduklarını, engellemede etkili olduklarını. Bir izleyicimiz atmış mesaj sosyal medyadan, Twitter'dan. Diyor ki ya işte o komutanlar 60'ta neredeydi, 80'de neredeydi? Muhtemelen ya doğmamışlardı ya da doğduklarından bir kısmı ilkokulda, bir kısmı ortaokulda olabilir filan yani. Hani neredeydi diyorsanız orada oldukları. Muhtemelen yaşları itibariyle oradaydılar. Ama mesele şu, şimdi sürekli milleti öven bu anlayışın toplumdan gizlediği, sakladığı şey ordunun darbeye karşı gösterdiği reaksiyon. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamıyla katıldığı bir darbe girişimi değil. Sizin içine sokabildiğiniz kadar FETÖ'cünün etkili olabildiği kadar alanda yürüttükleri bir darbe girişimi. Size kalsaydı bir 5 yıl 10 yıl daha sabretselerdi zaten tamamını devralmış olacaklardı. O zaman kimse karşı koyamayacak. O zaman 300 uçağın 20'si değil 300'ü birden havaya kalkacaktı. 2000 tankın 100'ü değil 2000'i birden sokaklara dökülecekti. Ve o zaman onu durdurmak, 3 kişi, 5 kişi, 3 bin kişi, 30 bin kişi, 40 bin kişi sokağa dökülerek vatandaşın kendisini tankın önüne atarak durdurması filan da söz konusu olamayacak. Dolayısıyla ordunun büyük bir çoğunluğunun, ana gövdesinin yer almadığı, katılmadığı, bırakın yer almayı ve katılmayı, duydukları anda bunu engellemek için emeklisi, emekli olmayanı, Ergenekon ve Balyoz'dan yargılandığı halde bu kumpas 17-25 Aralık'tan sonra ortaya çıktı, işte oradan sonra salındı, tekrar göreve dönenler vardı. Bütün onların mücadelesiyle engellenmiş oldu. Yani daha çok AKP'nin aktardığı sokağa dökülen insanlar ki daha çoğunun artık darbenin bastırıldığı, bir Skorsky'nin düşürüldüğü, birinin inmek zorunda kaldığı, F-16'ların artık susturulduğu, tankların teslim alındığı andan itibaren sokağa dökülen daha büyük bir kalabalık var. İlk andan itibaren de sokağa dökülenler var. Dolayısıyla o kalabalık üzerinden propaganda yapıyor ve işte millet eyvallah. Sokağa ilk andan itibaren ve sonrasında dökülen, darbeye karşı olan herkese bu toplum saygı duymalı. Onları minnetle anmalı. Ama darbeyi durduran gücün işte FETÖ'cülerin bu kalkışmasına, hain kalkışmasına dahil olmayan ve onları engelleyen ordunun ana gücü olduğunu görmek lazım. İşte onu ihmal eden, onu sürekli bilerek göstermek istemeyen bir anlayış var. Ya film çekiyorlar işte, şimdi vizyona girecekmiş filan. Hani halkın üzerine ateş açan asker görüntüleri ve sürekli oradan böyle bir kara propaganda. Ordunun içinde buna engel olmak isteyenleri yok sayan bir anlayış. Sıkıntı bu. O yüzden hani sürekli böyle destan derken bu destanın bir parçasının ordu olduğunu unutmayın. Ordu içerisinde bir junta, bir genelkurmay başkanını aşan, genelkurmay başkanını da teslim almak isteyen bir yapı darbe yapmak istiyor. Bu yapının Fethullahçı bir yapı olduğunu dünya alem biliyor, ordu içindekiler de biliyor. Büyük bir çoğunluğu katılmıyor. Dolayısıyla Aytun Çıray paylaşmıştı. Hemen bulayım şimdi size. Onu da aktarayım bu bölümde. Bir mesajında Aytun Çıray, bir saniye, hızlı gideyim derken hep öyle olur zaten. Hızlı gideyim derken aslında normalde daha kısa sürede yapacağınız işi hızınız nedeniyle en başa dönerek odaklanmak istediğiniz için aslında daha yavaş yapıyorsunuz. Döndük, neyse ki bulduk. Şimdi darbe girişimine Aytun Çıray 8.651 asker katıldı, 621.000 asker katılmadı diyor. 35 uçak katıldı, 1056 hava aracı katılmadı. 37 helikopter katıldı, 434 helikopter katılmadı. 3 gemi katıldı, 102 gemi katılmadı. 3.992 hafif silah yazmış. Bu arada tankta 246 tank ve zırhlı araç katılırken 1800 tank katılmadı. Ama başkomutan niye meşru güçlere emir vermek yerine halka çağrı yaptı diye de bir açıklama var. Hatırlayacaksınız o zaman 1. Ordu Komutanı da doğrudan televizyonlara çıkmış ve tavrını çok net ortaya koymuştu. Başka başka isimler, orada ekrana çıkanı var, çıkmayanı var ama darbeyi engellemek için yerinde doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı, işte orada yaşananlar. Bunu toplum biliyor. Şimdi oraya baktığınızda darbeci bir grubun ele geçirmek istediği ve egemen olsa darbeyi yönetecekleri yerde ortaya konan asker direnişini görmeyecek miyiz? Bunu konuşmayacak mıyız? Bu direnişi sembolleştirip, bu direnişi bir değer atfetmek yerine sizin önlerini açtığınız darbeciler üzerinden hayal ettiğiniz ülkeyi kurabilmeniz için kara propagandaya öyle eyvallah mı diyeceğiz? %90 katılmamış, %10 katılmış. Bu %10'u sanki %100'müş gibi sürekli konuşan, aktaran, ya ikinci yılıydı değil mi? O Genelkurmay'ın hazırladığı ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı afişler vardı. Ya da yok Cumhurbaşkanlığı hazırlamıştı. Ama hani oradan bir tepki gelmesi istenmişti, tepki gelmemişti. O afişler hatırlıyor musunuz bilmiyorum, tarif de etmek istemiyorum. Anlayış o. Görmek isteyenler baksınlar. 1. yılında hazırlanan afişleri diyelim. Hadi ara verelim. Saat 7.43. Aradan sonra videolarımız var. Köşe yazılarına bakacağız. Kim ne demiş, gündemi nasıl değerlendirmiş, sıcak yeni gelişmeler neler varsa onları aktaracağız. Ama bir ara verelim. Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. 2. bölümdeyiz. Saatler 8'e yaklaşıyor. Şimdi gazetelere bakacağız, köşe yazılarına bakacağız. Videolarımız var, aktaracağımız, paylaşacağımız. Şimdi bir Yeni Çağ Gazetesi kalmıştı. Onu da bir aktarayım bu bölüme başlarken. Ne var? Türkiye darbecileri lanet, şehitleri dualarla andı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri mecliste bulunan 15 Temmuz şehitler anıtına karanfil bıraktı. İhmal değil kasıt, 20 yılda 83 ölüm, yine Rize, yine facia. 20 yılda 83 ölüm. CHP'li Ali Öztunç, ölümlerin nedeni TOKİ'nin dere yataklarında rant peşinde koşması, HES ve orman talanıdır diye konuştu. Doğa tahribatı, yanlış imar, kötü yönetim bu ölümlerin asıl nedeni olarak başlığa çıkartılmış. Orman kesimine izin, taş ocaklarına onay. En son hatırlayacaksınız Rize'de taş ocakları ile ilgili ortaya konan bir direniş vardı. O direnişi gidip kırmaya çalıştılar. Yarın bir gün orada ağaçlarını söktükleri o tepelerden yoğun yağışlarla beraber akacak çamurlar insana zarar verirse Yüce Rabbim böyle istedi diyecekler. Yağmura engel olamazdık diyecekler. Onu söylüyor haber. Risklere öncelik verirsen zararı önlersin. CHP'nin afet ve aşırı doğa olayları politika belgesi yayınladığını belirten Öztunç, uluslararası sözleşmeleri inceleyip ülkemizin öznel koşullarını irdeleyerek rapor hazırladık. Riske öncelik verip zararları önleyecek tedbirler alınmalı. Boğaziçi Rektörü 195 gün sonra görevden alındı. TRT kasabası Şerif'in değil hepimizin. TRT'ye dedik, biraz sonra bakacağız. Yeni atamalar ve atamalarla ilgili tabii tartışmalar var. Tartışmalar kişiler üzerinden ama aynı zamanda TRT bütçesini de konuşmak lazım. TRT bütçesinin %80'i vatandaşın cebinden doğrudan çıkıyor. Yani bir kamu kuruluşu ve reklam gelirleriyle bizim ödediğimiz paralar yan yana konduğunda %80'i vatandaşın ödediği para. Bu paranın yönetimini aynı zamanda devretmiş oldular bu yönetim kuruluna. Onlar ne yapacaklar? Bol bol tereyağı alabilirler mesela bu dönemde. Öyle ya, koronavirüsle mücadele etmek lazım. Şimdi neyse, internete dönelim. Bir güncel haberlere bakalım. Tele1.com.tr neler var neler yok. Sedat Peker, Tamince'nin FETÖ övgüsünü anlattı. Sedat Peker'in tweetleri var. Onlara geçeriz, biraz sonra aktarırız sizlere. Almanya'daki büyük felaket, ölü sayısı yükseldi başlığıyla verilmiş. Şu Almanya haberi var arkadaşlar. Onu verelim mi? Bir yayını hazırlayalım. Dünya Almanya sel felaketi haberi. Rize'nin tabii aktarıyoruz ama Avrupa'da, yalnızca Almanya'da da sınırlı olmayan geniş bir bölgede şiddetli yağışlar ve büyük can kayıpları var. Bakalım, hadi hazırsa o haberi bir verelim. Daha önce anlatmıştık. Yani tabii burada işte yerleşim sorunu mu mesele. Burada artık Rize'de bizim son 20 yılda gördüğümüz ve 83 kişinin öldüğü o çarpık yapılaşma, dere içerisine yapılaşmanın dışında tüm dünya büyük bir sorunla karşı karşıya. Rize'de bunların yapılmadığı anlamına gelmiyor ama iklim krizi şu anda tüm dünyanın ancak ortaklaşa üstesinden gelebileceği, eğer gelebilirse en büyük sorun, insanlığın sorunu. Yani koronavirüs, işte salgın, bununla ortak mücadele etmek lazım denildi. Baktık ki işte aşı bir hızlıca ortak bir bilgi alışverişiyle aynı zamanda geliştirildi. Orada bir patent meselesi var. Yani yine de biz kar edelim anlayışının hüküm sürdüğünü gördük. Diğer taraftan yoksul ülkelere de bu gelişmiş ülkelere karşı yoksul ülkelerde aşı dağıtılmadığını, onlara aşı gönderilmediğini ve aşılamanın oldukça düşük kaldığını gördük. Şimdi bu hırs, bencillik ve anlayış zaten dünyayı yok ediyor. Buzullar eriyor, Amazon yok oluyor, tarım, yani nüfus çok yoğun, tarım için ve yerleşme için yeşil alan tahrip ediliyor, denizler kirleniyor, çok ciddi bir kirlilik var. Bu insanlar aynı zamanda denizi kirletirken deniz kirliliği, havanın da kirlenmesi yine insanlar ve dünyanın kendi dengesi içerisinde söz konusu. Hava kirli, deniz kirli, yeşil yok, buzullar eriyor ve dünya ısınıyor. Sonuç yaşayamayacağız. O kadar yani. Yaşayacak bir dünyamız olmayacak. Ha, biraz daha götürürüz biz felaketlerle, melaketlerle. Bir sonraki kuşak nasıl bir dünyayla karşı karşıya kalır? Hani bu böyle 15-20 yıl önce anlatıldığında masal gibi filan geliyordu insanlara. Ya işte şimdi çocuk yapılır mı bu dünyaya? Hani biz kurtarırız, çocuklarımız kurtarır ama işte 50 yıl sonra, 60 yıl sonra hani çocuklarımızın çocukları, torunlar nasıl olacak filan diye konuşulurken yani kendimizi bir bulduk o kabusun içerisinde. Dolayısıyla çocuklarımız da daha büyük bir kabusla karşı karşıya kalabilir. Dediğim gibi kritik eşikler var. Eşikler aşılmadan tedbir alınırsa kurtarılabilir. Aşıldıktan sonra tedbir almanızın da bir anlamı yok. Yani belli bir noktadan sonra buzullar eriyince klima götürüp ya da üfleyerek vantilatörlerle falan yeniden buzullar yaratamayız. Erimişse erimiştir. Amazonlar yok olduktan sonra, karbon salınımı tersine döndükten sonra artık onu öyle ağaç dikerek de çevirmek mümkün olmayacak. Denizleri bu kadar kirlettikten sonra oradan yayılan işte azotu ve onun aynı zamanda atmosfere salınımını da engelleyemeyeceğimize göre deyip bir felaket tablosu çizdikten sonra daha büyük bir felaket tablosu sabah sabah Adam diyecek ya seni ben niye izleyeyim arkadaş ya. Sen bir de güzel bir şey söyle diyecek. Haklısın yani, ne diyeyim şimdi. Haber öyle gelince biz de konuşuyoruz işte. Siz neyse keyfinize bakın. Bayrama girmek üzereyiz. Bayrama giderken takılmayın böyle şeylere. Takılmayın. Videolarımız var, tweetlerimiz var dedik ama internete bakacağız dedik. Bir yerimde dursam zaten bir şöyle işimi sırasıyla yapabilsem gayet iyi olacak. Şimdi Tele1'deydik değil mi en son? Nereden geldik buraya? Almanya büyük felaketten geldik, evet. Bulu rektör yazısını kaldırdı Twitter üzerinden. Bir gecede kurulan fakülte için ilan yayınlandı. Troller müsilaj gibi devleti sardı. Evet, bu müsilaj. Şimdi bu müsilaj ilk ortaya çıktığında hatırlayacaksınız. Ya bu AKP iktidarı Zeynel Lüle Gerçeğin İzinde programında pazartesi günleri ben konuk oluyordum bu program başlamadan önce. Yani orada da ilk daha çıktığında aslında iktidarın bir müsilaj gibi ülkeyi sardığını ve yönetim anlayışının işte her yerde şimdi görünmeyen bazı yerler var ama oralarda da çıkacağını, alttan alta gelişen bu kirliliğin bir süre sonra artık herkesin gördüğü ve baş etmek için daha çok uğraşmak zorunda kalacağı bir sorun haline geldiğini söylemiştik. Bu müsilaj benzetmesi yaygınlaştı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP için müsilaj benzetmesinde bulundu. O müsilaj benzetmesine Özgür Özel yanıt verdi. Dün mecliste yaptığı basın toplantısında. Onu hazırlarsak arkadaşlar Özgür Özel'in dünkü basın toplantısını da verelim. Bu müsilaj benzetmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylemiş? Hazır mı? Peki verelim o zaman. Soluksuz gitmiş yani. Ben de soluksuz dinledim. Her şeyin bir haddi hududu sınırı olur diyor. Şimdi Sedat Peker'in daha çok gündeme getirdiği iddialar da var. Özgür Özel'in söyledikleri arasında. Sedat Peker'e bakalım. Bir gidemeyeceğiz sırasıyla. Sedat Peker tweetlerinde neler yazmış? 15 Temmuz'da tweetler yazacağım demişti. 15 Temmuz sonrası Süleyman Soylu ile ilgili yazacağım demişti. Dün 15 Temmuz'la ilgili yazmış. Şunu söylüyor Peker. Diyor ki... darbe teşebbüsünün ilk yıllarında yüce devletimiz tehlike altında olduğu için bazı konuları tartışmaya, açmamaya gayret göstermiştim. Ancak her konuyu olmasa da hiç değilse bazı bölümleri tartışabileceğimizi düşünüyorum. Yani hala tartışacak şeyler var da diyor. Onları sonra belki tartışırız. Rixos otellerinin sahibi Fethullah Tamince, Türkiye'nin önemli büyük iş adamlarından Cihan Kamer ve yine Türkiye'nin önemli gazetecilerinden Ahmet Hakan. 17-25 hadisesi meydana geldikten sonraki bir dönemde yemek yiyorlar. Sohbet çeşitli konulardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Fethullah Gülen'in yanında yer alır, kimin yanında yer alırsın bölümüne geliyor. Yani 17-25 Aralık işte Fethullahçılar bir adliye polis darbesi gerçekleştirmek istiyor. Yani daha doğrusu iktidar devirmek istiyorlar. Darbe burada ağır, çok ağır kaçar. 15 Temmuz darbe girişimi yani 12 Eylül yaşamış bir ülke için hani bile darbe denildiğinde bir durarak söylemek lazım. Neyse. Oradaki bu hükümeti devirme, daha doğrusu Erdoğan'ı devirme, hükümeti değil. Çünkü Erdoğan'sız bir AKP ile yola devam etmek istiyor. Çünkü AKP ve Fethullahçı yapı birbirine kaynamış. Bak kaynamış. Eğer bugün siyasi ayağa gidilemiyorsa bunun nedeni o kaynama. Yani şöyle bir dönse, temizleyeyim dese... Yani kim kalacak? Hani geriye bakacak kimse kalacak mı onu da bilmiyorum. Tablo o kadar yani. Hani birisi kalsa ya herkes mi gitti filan dese anlayacağız. Herhalde kalır yani. Mutlaka kalır da. Neyse abartılı haliyle söylemiş olalım. Şimdi o zaman bu çok konuşuldu. Tartışmalardan biri buydu. Yani Erdoğan mı Gülen mi? Çünkü Gülen hala hizmet hareketi ya. Fethullah Gülen hizmet hareketi. Ülkenin iyiliği için çalışıyor. Tek şey ülkeye hizmet etmek. Diğer tarafta bir başka hizmetkar var. İki hizmetkar ama bu iki hizmetkar menzile giderken, aynı menzile doğru yol alırken ikisi de hızlı gitmek istediği için yani menzile biri buradan gidiyor, biri buradan, çünkü öyle tarif ediyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Farklı yollardan aynı menzile gitmek istiyoruz. Farklı yollardan aynı menzile gitmek isterken ikisi birden o menzile aynı yerden devleti ele geçirerek gitmek daha hızlı ele geçirmek için daha hızlı hareket edince burada böyle bir küt çarpıştılar. Yani orada birbirine girdiler. Dershaneler, işte dershanelerden önce aslında bazı atamaların artık durdurulması, dershanelerin kapatılması filan başladı böyle. Yavaş yavaş kendini gösterdi. Şimdi bunlara bakıp ya arkadaş cemaat ve iktidar arasında kavga var. Bunların güç savaşına tanık oluyoruz. Analizi yapıyoruz. Oradan çıkıyor. Höhö diyorlar. Aynen böyle. Buna kargalar güler diyorlar. Cemaat ve bir kavga ediyormuş. Bunlar birbirine düşürmek istiyorlar. Bunların derdi farklı filan diyorlar. Ya kimseyi birbirine düşürmek istemiyoruz. Ortada yani. Adam artık bir yerden sonra ya benim bu cemaati dizginlemem lazım. Yoksa bana ortak olacak. Yani benim koltuğumu istiyorlar. Dolayısıyla artık vermeyin kardeşim bunlara ihale. Artık bunların adamlarını atamayın demeye başladı. Sonra dershaneler. Nedir bunların şeyi? Bel kemiği Türkiye'de dershaneler. Bu organizasyon önemli. Kapatalım dershaneleri dedi. O büyük bir savaş yarattı filan. Onlar da karşı hamle yaptılar. Öyle mi dediler? Sen dershaneleri kapatırsın bizi artık yok etmek mi istiyorsun? Bak biz sana ne yaparız dediler. Kaydettikleri, sürekli dinledikleri, takip ettikleri ses kayıtlarını yayınladılar vesaire vesaire. Neyse ve tartışma şuydu. Kim kazanacak, kim kazanırsa ne olacak filan. Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu savaşı Gülen kazanırsa ne olur? Erdoğan kazanırsa ne olur? Kim kazanırsa Türkiye için daha iyi olur filan diye tartışanlar da var. Hani illa ikisinden birinin kazanması gerekiyor. İkisi kaybetse Türkiye kazanacak ama neyse. Bu tartışmada Cihan Kamer bir taraf belirtmemiş. Fethullah Tamince her ne olursa olsun Fethullah Gülen'in yanında yer alacağını söylemiş. Ahmet Hakan devletin yanındayım ben demiş. Yani 3 kişi var. Biri diyor ki ben Gülen'in yanındayım ne olursa olsun. Diğeri diyor ki hiçbir şey demiyor. Biri de diyor ki devletin yanındayım. Şimdi bunların içinde en uyanık olanı devletin yanındayım diyen. Eğer bu sohbet doğruysa Ahmet Hakan. Çünkü o ya kim gelirse ben onun yanındayım diyor. Fethullah gelirse onun yanındayım, Erdoğan kalırsa onun yanındayım. Ben devletin yanındayım diyor. Devletin sahibi kimse ben onunla yaparım diyor yani. Sorun yok benim açımdan. Güzel. Yani en akıllısı o. Fethullah Tamince de demek ki Fettah. Ya Fethullah diyorum da işte Feth diye gelince böyle Fethullah diye gidiyor. Fethullah Tamince, gerçi o da Fethullah Gülen'e duyduğu sevgi nedeniyle böyle söylememizden herhalde yapmaz, gocunmaz ya da bir sıkıntı duymaz karıştırmamızdan. Fethullah Tamince'nin yeri belli. Peki sonrasını biliyorsunuz. 17-25 Aralık'tan sonra bir kez darbe girişimi ve darbe girişimi 17-25 Aralık arasında işte bilmem ne diyorlar, bankaya para yatırdın. Ya adam bankadan hisse almış. Efendim aboneliğini iptal ettirmiş. Çağrı üzerine. Öbürü kanala ortak olmuş ya da kanala bilmem ne vermiş filan. Yani bu kadar büyük ilişkiler varken Tamince'ye bir şey olmadı. Ve üstelik en son Cumhurbaşkanı onu bir göreve atamıştı. Bu turizm danışmanlığı, turizm alanında yapılan büyük bir kurul ve o kurulda da görev vermişti ona yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir organizasyonda da önemli bir görev vermişti. Yani mevki, makam, itibar verdi. İşte Sedat Peker hatırlatıyor. Diyor ki ya nasıl oluyor bu işler? Yani torpil oluyor, para oluyor, hangi ilişkilerle oluyor? Erdoğan'ı devirse Fethullah Gülen'in yanında yer alırım ya da ne olursa olsun Fethullah Gülen'in yanında yer alırım diyen bir adam nasıl oluyor da sonrasında itibar görebiliyor. FETÖ'yle böyle mi mücadele ediyorsunuz diye soruyor. Bu anlattıklarım Netflix dizisi değil ya da hikaye değil demiş. Sonra da söylemiş. Ya işte bu resmin bir kısmını bize anlatıyorsun, tamamını anlatmıyorsun diye. Ben ressam gibi parça parça gidiyorum işte. Bırakın da nereden, nasıl gideceğime ben karar vereyim filan demiş. Artistliğiyle de yapmış gene yani. Hani o böyle bir de kısmı var. Durun bakalım kısmı var. Öyle bir durdurmuş. Ya bunları söyleyince şey şimdi gazetelerde vardı, az önce aktarmıştım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti: FETÖ'nün okulları hala etkin. Zayıf dış politika terör örgütüyle mücadeleyi sekteye uğrattı. 200'den fazla okul açık. 200'den fazla okul hala açık. Yani bir kısmı kapatıldı, bir kısmı devralındı ama yurt dışında Fethullah Gülen'in cemaatine bağlı okullar hizmet vermeye devam ediyorlar. Hani hizmet tırnak içerisinde. Tabii onlara destek olan AKP iktidarıydı. Az önce anlattığımız o kavga sırasında daha açıktan konuşulmuyordu ama sonra her şey açıktan konuşulmaya başlandı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, kendisine uzun adam diyen, uzun ya da diyen Fethullah Gülen'e doğrudan kamuoyu önünde ilk sert ve ciddi mesajını verdi. O mesajı ekrana getirelim mi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Bugün daha çok 15 Temmuz falan deyip başka şeyler konuşuyoruz ama Fethullah Gülen cemaatinin devleti nasıl ele geçirdiğini ve nasıl AKP'den ayrılmaz bir parça haline geldiğini gösteren videomuz var. Erdoğan videosu arkadaşlar. Hazırsa onu da verelim. Kısa bir video zaten. Tamam, verelim. Ne istediniz de almadınız. Yani ne istedilerse verdik. Sözü buradan. Ne istedilerse verdiler. Ne istedilerse aldık demek. Aldınız, ne istedinizse verdik demek. Uluslararası alanda refere eden, üniversiteler kurmasına yardımcı olan, istedikleri arsaları kendilerine teslim eden iktidar. Şimdi bak 200 okul açıkmış. FETÖ'yle son FETÖ'cüye kadar mücadele edeceğiz derken onlara bu imkanları tanıyan, onları devleti ele geçirme konusunda ki kendilerini artık güçlü hissettikleri ve yapabiliriz diyecekleri noktaya taşıyan AKP iktidarı oldu. O yüzden de şimdi o iç içe geçmişlik yüzünden bir türlü siyasi ayakla da mücadele edemiyorlar. Devam edelim mi? Başka neler var? Tele1.com.tr. Görevden alınan Merkez Bankası başkanlarına 2 yıl maaş verilecek, biliyoruz. Dar gelirli yurttaşlar için üretilen evler AKP'lilere peşkeş çekilmiş. Onu da biliyoruz ama şimdi ekranlarına başına yeni geçenler bilmiyorlardır. Şuradan size biraz köşe yazısı da aktarayım. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Biraz ekonomi sayfalarına, iç sayfalara bakacağım. Çünkü ekonomide çok önemli haberler var. Cumhuriyet'in manşetindeki haberler de önemli. Bu dar gelirli yurttaşlar için üretilen evler AKP'lilere peşkeş çekilmiş haberi de Cumhuriyet Gazetesi'ndeydi. Göreve son, maaşa devam haberini de aktarmıştık. Bir de yerli ve milli emlak tezgahı vardı, onu aktaracağız ama Sözcü'ye de başlayalım. Bir kalemde geldi, bir kalemde gitti manşet. Onu biliyorsunuz, konuştuk. Zaten üniversitenin kapısına kelepçe vuran ve kimse padişah değil şarkısıyla gönderilen, kimse padişah, şah, bu devirde kimse sultan değil, padişah değil, hükümdar değil. O kadar güvenme kendine. Kimse işte bilmem ne değil. Her neyse. Melih Bulu gitti. Bakalım kim gelecek. 28 Şubat hükümete karşı değil irticaya karşı yapıldı. Erol Özkasnak'ın röportajı vardı. Aktarmıştık. Şimdi iç sayfalara geçelim. Necati Doğru bilançoyu yazmış. Tabii bilanço dediği AKP FETÖ işbirliği, nasıl çalıştıkları, nasıl güçlerini birleştirdikleri, bir cami hocasıyla bir parti başkanının birbirini destekleyip ülkeyi ne hale getirdiklerini güzel güzel yazmış, anlatmış bugün. Uğur Dündar, Yalçın Ayaslı ve Bora Jet'e nasıl çöktüler diyerek uzun bir yazı yazmış. Doktor Yalçın Ayaslı'ya. Onun hikayesi var. Ve sonrasında Bora Jet'e nasıl çöküldüğünü de aktarıyor. Ama bugün daha çok Yalçın Ayaslı'yı tanıtmak istemiş Uğur Dündar. Yandaş basına ilan furyası, Emin Çöleşan'ın yazısı. Boğaziçi'ndeki kelepçe söküldü, İsmail Saymaz demiş. Şimdi TRT'nin eli vatandaşın cebinden çıkmıyor. Yandaş atamaların parası elektrik faturası ve bandrolden geliyor. TRT 2020'de enerji hasılat payından 1.215.447.000, bandrollerden 2.619.000.000 lira gelir elde etti. Yani gelirin, ben %80 demiştim, %88'i vatandaştan geldi. Bakın topladığınızda 3 milyar, 4 milyara yakın bir para var. Bir de bunun üzerine reklam geliri koyun. Böylesi devasa bir bütçeyi burnuna tereyağı süren Hilal Kaplan'ın içinde olduğu yönetim kurulu yönetecek. Yani tereyağı mı alacaklar dedim ya, hani arkadaşlar siz de kullanın, ben çok faydasını gördüm diyebilir haliyle. Şimdi TRT yalnızca iktidarın sözcüsü olduğu için bugün konuşulmuyor. Orada bir ekip gitti, başka bir ekip geldi. Önceki ekip bu ekipten farklı değildi. Yani Bilal Erdoğan'ın arkadaşıydı, şimdi işte bilmem kimin arkadaşı geldi. Ama yönettikleri para çok büyük. Böylesi devasa bir bütçe, bu kadar büyük bir bütçesi var TRT'nin ve dışarıdan program yaptırıyor mesela. Para var. Şirketse kendi şirketim var. Ekipse binlerce kişilik kadron var. Kaldı ki yeni kadrolar kurabilirsin eğer yeni işler yapacaksa. Yok. Şu dışarıdaki arkadaşı yaptıralım diyor. TRT'nin kendi bünyesinde 10 liraya yaptırabileceği, mal edebileceği, yani çünkü bütün teknik ekipmanı var, kadrosu var. Hadi diyelim ki hani ekstra masraflar o proje için 10 liraysa 100 lira, 200 liraya, 300 liraya dışarıda bilmem kime veriyor. Ya verdiği işe bakıyorsun, bir stüdyoda, buradaki stüdyo gibi bir masa başında oturmuşum, yanımda da konuğum var, kendisiyle sohbet ediyorum. Maliyeti nasıl yani? Niye? Böyle bir program yaptırman mı gerekiyor yani? Bu programı TRT kendi olanaklarıyla, imkanlarıyla yapamıyor mu? Değil. Para aktarımı. Mesele bu. Çünkü bedel de o değil. Maliyet de o değil. Dolayısıyla piyasadaki bedeli de o değil. O zaman bu kadar çok para, elbette bu kadar çok büyük bir parayı yönetecek ekip kim olursa olsun tartışılır. Tartışmalıyız. Çünkü para bizim paramız. Az önce aktardığım haber o. Para bizim paramız. Enerji hasılat payı ve bandrollerden karşılanıyor. Yani biz ödüyoruz parayı. Fakirin bu arada hani bir taraftan emlak vergisi haberini aktarmıştık. O haber fahiş zam geldi başlığıyla var. Vatandaş ilçe belediyelerinin yaptığı zamma itiraza hazırlanıyor. İstanbul'un birçok ilçesinde emlak vergisine fahiş zamlar yapıldı. Rekor Beykoz'da metrekare birim fiyatlarına 10 kata kadar zam yapılması tepki çekti. Vay vay vay. Yasanın %50 artış sınırına da uyulmamış. İtirazların nedeni bu. Sokaktan sokağa değişen zam oranları var. Beyoğlu Cihangir Sıraselciler Caddesi'nde 37 bin lira olan metrekare birim fiyatı 53 bin liraya yükseldi. Şişli Teşvikiye'de 15 bin liralık birim fiyat 20 bin lira. Beykoz Göztepe'de 810 liralık metrekare birim fiyatı 4 bin lira oldu. 5 katına çıktı diyor. Metrekare birim fiyatı değişince emlak vergileri de dolayısıyla değişiyor. Ve 10 kata kadar metrekare birim fiyatlarına yapılan zamlar emlak vergilerine de yansıyacak. Milletin emlak vergisini arttırırken bu arada indirim gelmiş, onun müjdesini vereyim. Yani bu ciddi, öyle diğerleri gibi... Hani aslında zam varken indirim müjdesi gibi değil. Gerçekten indirim gelmiş. Fakirin sigarasındaki yüksek vergi değişmedi ama zenginin prosuna ÖTV indirimi geldi. Bak, proda indirim var. Daha çok zenginler tercih ettiği için bir anlamda varlık göstergesi sayılan pronun ÖTV'si %80'den %45'e düşürüldü. 1000 liralık pronun fiyatı 200 lira ucuzlayarak 800 liraya indi. Sigaradaki yüksek vergi ise değişmedi. Sigaradaki ÖTV oranı %63. Pro'da %45. Yani sigara, ÖTV, özel tüketim, hani lüks sayılabilecek tüketim, sigara sağlığa zararlıdır değil. Sigara sağlığa zararlıdır. Ben her cümlenin sonunda başında söylerim. Ama bu ÖTV oranı ile ilgili ekonomi haberinde de söylemem gerekiyorsa gene söyleyeyim. %63. Pro'da %80'miş, Şimdi %45'e düşürülmüş. Sigara sağlığa zararlıdır. Sonrası yok ya. Ne sonrası ya? Bunun sonrasına gerek var mı? Özel tüketim vergisi. Hani böyle bir vergi var. Biz bunu pek çok alanda ödüyoruz. Aslında normal tüketmemiz gereken, hayatımızı sürdürmemiz için almamız gereken pek çok kalemde özel tüketim vergisi ödüyoruz. Ama adamın yatı var mesela, özel tüketim vergisi ödemiyor. Yatına mazot koyuyor, özel tüketim vergisi ödemiyor. Adam pro içiyor, vergisini düşürmüşler. Şimdi bu prodaki vergi niye düşer? Soru bu. Neden düşmüştür? Yani o kadar şey varken mesela bu vergiyi kim niye düşürmüştür? Tek bir şey olabilir. Birisinin aklına gelmiş bu. Muhtemelen pro içiyordur. Sağlığa zararlı olduğu halde içiyordur bak. Yani Cumhurbaşkanı herkesten tek tek topluyor ya. Şimdi birileri var ve içiyorlar. Ya bu çok pahalıya geldi. Bunun bu kadar pahalı içilir mi deyip fiyatını düşürmek istemiştir. Ve bir kişi de değildir o. Zenginlik olunca, lüks, şatafat artınca ülkeyi özellikle yönetenler böyle bir kalabalık hal alınca insanlardan, sıradan vatandaşlardan farkları olmalı. Oturdukları konutlar, bindikleri arabalar, alışveriş yaptıkları dükkanlar, üzerlerine giyindikleri, bütün bunlar hep farklı. Başka bir fark daha var. Herkes öyle işte sağlığa zararlı olan sigarayı tüketirken onların farklı bir şey içmesi lazım. Demek ki oradaki nüfus oranı ve tüketim miktarı çok artmış ve bunun ekonomik yükü de ya değiştirelim biz bunu hani deyip değiştirmişler. Özel tüketim vergisi düşürülmüş. Allah Allah. Neyse ya en azından hani iyi abi hani düştü bak, vergi düşürülmüş. Ya her yerde zam yapıyorlar diye sürekli şikayetçi olmayalım. Hakkını verelim. Verelim tabii ki. Niye vermeyelim? İşimiz hak yememek. Peki. Şimdi 15 Temmuz haberleri var. Geçiyorum. İsrail'le yeni adımlar için çerçeve çizildi. Bak. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail'de koltuğa yeni oturan mevkidaşı Yitzhak Herzog'la yapılan telefon görüşmesini değerlendirdi. Çelik, sorun alanlarında atılacak adımlarla ilgili bir çerçeve ortaya çıkmıştır. Bölgede konuşacağımız pek çok konu var. İsrail ile Filistin meselesi başta olmak üzere umarız sorunların çözümüyle ilgili diyaloglar karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi açısından bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Buna göre hareket edeceğiz diye konuştu. Yani İsrail, Kudüs'teki yeni yerleşim yerleri açmaktan, işte Filistinlilere orada ibadetlerini engelleyecek tavırlara kadar pek çok noktada vaz mı geçti? Demek ki geçmiş. Yakında duyarız. Mutlaka haberlerini alırız yani. Lübnan'da hükümet yine kurulamadı, kriz büyüdü. Tarihin en ağır ekonomik kriziyle boğuşan Lübnan'da bir yıldır çözülemeyen hükümet düğümü de yine aşılamadı. 22 Ekim'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri görevi bıraktığını duyurdu deniyor. Çavuşoğlu Afgan liderle Kabil havaalanını görüştü. Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrası Kabil havaalanının güvenliğini Türkiye'nin üstlenmesi için görüşmeler sürerken Ankara-Kabil arasında kritik bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün Taşkent'te Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afgan mevkidaşı Hanif Atmar'la bir araya geldi. Aralara bakmak lazım. Aradaki haberler önemli. Rusya 320 yeni silahın testlerini Suriye'de yaptı. Suriye, Rusya'nın silah talim sahası haline geldi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu önceki gün yaptığı açıklamada Rus ordusunun Suriye'deki operasyonlarda 320'den fazla silah türü denediğini duyurdu. Evet, Amerika'da işgal ettiği yerlerde silahlarını deniyor. Rusya destek için gittiği Suriye'de Suriye'nin işgal etmeye çalışanlara karşı aynı denemeleri orada yapıyormuş. Hadi bir sayfa daha çevirelim. Bir de Fahrettin Koca'yı gördüm. İki doz Sinovac aşısının etkinlik oranı %83,5. Bu önemli. Yani bu Sinovac aşısı ile ilgili bugün herhalde en önemli haberlerden biri bu. Twitter'da da paylaşmış Fahrettin Koca. Biraz Twitter mesajlarına bakalım. Sonra bakarız ama. Fahrettin Koca, 2 doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'deki faz 3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeili Sinovac aşısının CoronaVac 2 doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10.218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayınlandı diyor. Evet, Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmaları ve neticeleri aktarılmış. Kimler var? Mine Durusu Tanrıöver, Hamdi Levent Doğanay, Murat Akova, Hatice Rahmet Güner, Alpay Azap, Sıla Akhan, Şükran Köse, Fatma Şebnem Erdinç. Evet, uzunca da bir liste. Önemli isimler de var. Bütün bu isimler Sinovac aşısı ile ilgili etkinliğe dair %83 olduğuna dair bir çalışmayı yürütmüşler. O anlaşılıyor. Güzel. Yani bir etkinlik oranı yüksek. Bu iyi. Ve Türkiye'de pek çok kişinin ilk andan itibaren Sinovac'la aşılandığını düşünecek olursak, Sinovac aşısıyla, bu sevindirici bir haber. İyi bir haber. Tabii daha önceki bilim dergilerinde yayınlanan ve sonradan geri çekilmek zorunda kaldıkları skandal makaleleri hatırlattı bana ama şimdi sabah sabah tadınızı kaçırmayalım bayrama giderken. İyi tarafından bakalım, orada kalalım. Kötü tarafı artan vaka sayısı. 7.000'i aşmıştı, 8.000'e doğru gidiyor vaka sayıları. Türkiye'de bayram sonrası için herkes daha endişeli artık. Yani tablo pek iyi değil. Delta varyantının artık hakim varyant haline geleceği görüşü var. Ve bu etkinlik oranı, Sinovac aşısının etkinlik oranı, yapılan çalışma Delta varyantını içeren bir çalışma değildir. Çünkü o daha yeni. Öncesinde yapılmış, 10.000 kişiyle yapılmış bir çalışma. Şimdi bu Delta varyantının etkinlik oranını düşürdüğü biliniyor. O zaman işte BioNTech aşısılarının işte 90'dan 60'a düşürüyor mesela. Etkinlik yok mu? Var. 60 da iyi. Hani sıfırdan iyi. Ama Sinovac Delta varyantına karşı ne kadar etkin? Onun için ayrı bir çalışmaya ihtiyaç var. Çalışmayı bekleyinceye kadar korunmakta da fayda var diyelim. Ya da aşı olmakta fayda var. Evet. Şimdi sıradaki haberimiz, bir saniye. Bu bilim kurulunun açıklamaları var arkadaşlar. O hazır mı? Yok, o başka bir haber. Peki, tamam. Tekrar dönüyorum. Biraz sosyal medyaya bakayım. Ya da haberlere, son dakika gelişmelere bakalım. Sonra birkaç köşe yazısı aktarmak istiyorum sizlere. Yeni sıcak ne var? Pervin Buldan. Seçimde HDP farklı bir tavır takınırsa bunun sorumlusu HDP olmayacak. Evet, bir süredir bu tartışılıyor tabii. HDP acaba Millet İttifakı'na dışarıdan destek verir mi? Ya şunu söylüyor HDP. Diyor ki kardeşim, yani destek istiyordunuz, anlıyoruz hani, ama çok mahcup, böyle kenardan hani istemem yan cebime koy biçiminde bir ilişki tarzı istiyorsunuz. Oysa biz ilişkimizin açık olmasını istiyoruz. Yani bizim size verdiğimiz destek önemli ki bunu gördünüz ve dolayısıyla biz, eğer bu Cumhur İttifakı'nın karşısında bir ittifak kuruluyorsa, onlarla toplumun önünde açık, şeffaf bir siyasal ilişkide bulunmak isteriz. Bir de bizi çantada keklik görmeyin gibi bir tavırları var. Tabii her ne kadar bizi çantada keklik görmeyin dese de hani HDP'ye oy verenlerin iki tercih arasında kaldığında, Erdoğan ve Erdoğan'ın karşısındaki rakip arasında yapacakları tercih, HDP yöneticilerinin belirleyeceği, onların kararıyla tamamen yönlendirebilecekleri bir tercih midir? Başka bir tartışma ama sonuçta eğer İttifaklar kuruluyorsa burada bizim pozisyonumuzu doğru yere koyun deniyor. En son söylediği, hani bir daha işte kimse bizden bu tavrı beklemesin çıkışı da yine Pervin Buldan'ın bu konuda muhalefete belki bir en sert uyarı diye tanımlanabilir. Şimdi HDP bir yol belirlemeye çalışıyor. Bunun için görüşülüyor. Yakında bir deklarasyonla da kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. İşte onun öncesinde şunu demiş Pervin Buldan, HDP eş genel başkanı: mevcut Cumhurbaşkanlığı yerine bu ülkeyi en demokratik şekilde kim yönetecekse HDP'nin temsilcilerinin de olacağı yeni bir yönetime ihtiyaç var. Son seçimlerde demokrasi güç birliği oluşturulduğunu söyleyen Buldan, fakat muhalefetin şöyle bir sorunu var. HDP ile bir arada görülmekten çekinen, HDP ile bir arada fotoğraf vermekten kaçınan, HDP ile isminin geçmesine bile rıza göstermeyen bir muhalefet var. HDP'yi öcü gibi görmek, kötü bir partiymiş gibi lanse etmek, onunla aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler, eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa, üçüncü bir yoldan bahsediyoruz diyor, ve böyle bir yol izlemeye kalkarsa, bunun sorumlusu HDP olmayacaktır. Yani siz bizi davet etmiyorsunuz ki, bizimle birlikte yol yürümek istemiyorsunuz ki, biz de farklı bir yolda yürüyebiliriz. O zaman da kimse dönüp bize, ya siz niye oradan gidiyorsunuz, burada böyle bir yol var demesin diyor Pervin Buldan. HDP'ye sahip çıkılmamasının seçmenler nezdinde güç birliğini tartışmaya açtığını söylüyor. Yani bu yalnızca bizim tartışmamız değil, HDP seçmeni de dönüyor diyor ki ya bu kadar itilip kakılmaya karşı ya da hor görülmeye karşı biz niye böyle hani sanki hazır asker gibi değerlendiriliyoruz demişler. O da aslında onu dillendiriyorum. Bu tepkiyi, tabandaki bu tepkiyi dile getiriyorum demiş oluyor böylece. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Dön dolaş FETÖ, dön dolaş FETÖ. Mehmet Yılmaz T24'te yazmış. Çok ilginç bir gizli örgüt bu diyor. En sıradan kamu kurumunda bile örgütlenmeye çalışmışlar. Kendi adamlarını üst makamlara koymaya uğraşmışlar ama iş siyasete gelince bazı partilerde birkaç ilçe başkanı ile yetinmişler. Hiç oralara girmemişler. Zaten bizim demiş olabilirler. Bugün ben de dahil çoğumuz mezarda ya da hapishanede değilsek bunu 15 Temmuz gecesi FETÖ darbecilerine canları pahasına karşı koyanlara borçluyuz. Eğer o darbe başarılı olmuş olsaydı Türkiye İslamcı faşist bir rejim altında kim bilir nerelere sürüklenecekti. 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor. O gece yaralanıp gazi olanlara şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Dün meclisteki 15 Temmuz şehitlerini anma programında konuşan Cumhurbaşkanı da benim gibi şükranlarını ifade etti. Bir farkla ki ben sıradan bir vatandaşım. Kendisi bir demokraside görülmemiş yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı. Yani onun konuşurken benden daha fazlasını yapıyor olmasını beklemiştim. Boşuna beklemişim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mecliste bir komisyon kuruldu. Darbeleri araştırıldı. Bu komisyonun çalışmalarından FETÖ'nün siyasi ayağının çıkacağını umuyordum ama bırakın FETÖ'nün siyasi ayağını, komisyonun raporu bile çıkmadı. Bu rapor bizlere açıklandığı kadarıyla sadece suya tirit bir rapor olmasına rağmen yayınlanmadı. Meclis Başkanı raporun resmen tamamlanmadığını, kadık olduğunu söylemişti. Oysa bu raporu Komisyon Başkanı Reşat Petek'in zamanın Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a medya önünde teslim ettiğini dün gibi hatırlıyorum. Komisyonu zaten doğru dürüst çalıştırmamışlardı. Şimdi raporunu yok sayıyorlar. Şurası çok açık. AKP yöneticileri ve Erdoğan istiyor ki FETÖ'nün siyasi ayağının zaten bulunup cezalandırıldığına inanalım. Yani çok ilginç bir gizli örgüt. En sıradan kamu kurumlarında örgütlenmeye çalışmış, kendi adamlarını üst makamlara koymaya çalışmış ama iş siyasete gelince bazı partilerde birkaç ilçe başkanıyla yetinmişler. Peki bu mümkün olabilir mi? Neredeyse bakkal çırakları için bile cemaat abisi, ablası tayin eden, neredeyse her meslek grubu için üst düzey imamlar görevlendiren bir örgüt, iş siyasete gelince en alt düzeyde örgütlenmeyle yetinmiş olabilir mi? Kusura bakmayın ama buna inanmamız mümkün değil diyor Mehmet Yılmaz. Erdoğan zamanında FETÖ'ye yaptığı yardım ve yataklık suçunu affettirebilmek için kandırıldım milletim affetsin diyor. Millet kendisini Cumhurbaşkanı seçerek affettiğini gösterdi. O da şimdi 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine borcunu ödemeli. Bu gizli örgütün siyasetteki uzantıları nerede diye sormuş Mehmet Yılmaz. Anadolu Ajansı 15 Temmuz'a giderken bazı etkin pişmanlık yasasından yararlanan itirafçıların itiraflarına yer veriyor. FETÖ içinde yer alan. bunları zaten bildiğimiz pek çok şey söyleniyor ama tam da Mehmet Yılmaz'ın işaret ettiği gibi öyle bir yapılanma var ki hani bakkal çırak örgütlenmişse bakkal çıraklarının üzerinde bakkal çıraklara abisi var. Sonra o abilerin üzerinde çıraklar abilerinin bilmem ne abisi var. Sonra onların bir de imamı var filan. Öyle bir yapılanma. Öyle bir yapılanma. Bunu da anlatıyorlar işte. Ya dinliyor Anadolu Ajansı. Ekranlara geliyor. Böyle bir yapılanmanın siyasi ayağı yok. Siyasette yapılanmamış. Bir reklam arası verelim. Sonra devam edelim. Burada bırakılmaz yani. Bunu devam etmek lazım. Gün başlıyor, devam ediyor. Son bölüme geldik. Renkli bir bölüm olmasını umut ediyorum. Yani sizleri farklı farklı görüşler, Türkiye gündemi hakkında neler söylüyorlar bilgilendireceğimiz bir bölüm olsun. Güncel sıcak gelişmeleri de aktaracağımız bir bölüm olsun. FETÖ'de kalmıştık, oradan devam edelim. Çünkü bunun konuşulması gerekiyor demiştik. Fikret Bila 15 Temmuz'un karanlık yüzünü yazmış bugün. Darbe girişiminin karanlıkta kalan yüzü ortaya çıkarılamıyor mu yoksa çıkarılması istenmiyor mu? Sorusu geçerliliğini koruyor. Soru bu. Yani gerçekten çıkarılamıyor mu yoksa çıkarılması istenmiyor mu? Yazının devamı var. 5 yıl sonra işte içinde bulunduğumuz durumu analiz eden bir yazı. Fikret Bila bugün 5. Boyut programında saat 21'de Tele1 ekranlarında konuk olacak söyleyelim. Merdan Yanardağ'ın hazırlayıp sunduğu program. Konukları, diğer konukları da Haldun Solmaz Türk var, Mehmet Tezkan var her zaman olduğu gibi. Eren Erdem var mı bugün? Bir bakmam lazım. Arkadaşlar bana söylesinler diğer konukları. Şimdi 15 Temmuz darbesi gerçi aslında 17-25 Aralık'ta da o tartışma vardı. Sedat Peker'in yazdığı yani işte yarın bir gün bu kavgayı kim kazanırsa nerede saf tutulmalı filan diyenler yani daha çok kendi kişisel ikballeri için bu hesapları yapanlar vardı. Bir de memleketi kendine dert edenler vardı. Onlar kavgaya baktıklarında sonuçlarının Türkiye'yi nereye götüreceğini 40 satır mı 40 katır mı kavgası olduğunu ve bu kavganın sonuçlarının vatandaş, toplum, ülke açısından böyle analiz edilebileceğini söylüyordu. 40 satır mı, 40 katır mı? Oysa vatandaş için, toplum için, ülke için farklı bir tercihin olduğu ve o anlamda yürütülmesi gereken siyasal mücadeleye işaret ediliyordu. Ama ülke bu iki gücün elinde. Oyuncak oldu. Birbirleriyle kavga ederken ülkeyi de bu hale getirdiler. Tamam, Eren Erdem de bu akşam konuk. Fikret Bila, Mehmet Tezken, Haldun Solmaz Türk, bir de Türker Ertürk. Bugün konuklar 15 Temmuz'u detaylı biçimde konuşabilecek. Oldukça iyi bir ekip bir araya geliyor 5. boyutta. Şimdi bu iki gücün elinde oyuncak oldu dedi ki Türkiye. Bir kesim şöyle dedi. Değerlendirdi ve buna katılan sayısı da çoktu. Ya Fethullah Gülen'le ancak Erdoğan mücadele edebilir. Niye? Çünkü çok ciddi bir kavga var aralarında. Onları en iyi tanıyan o, kim kimdir, nerede, ne iş yapıyor bilen o ve kendisine bu kadar ağır darbe vurmak isteyen, kendisini yok etmek isteyen Fethullah Gülen'in bu organizasyonu dağıtabilecek, bu anlamda devlet gücünü normal iktidarlardan farklı olarak kullanabilecek isim odur. Yani normal iktidar kendini hukukla sınırlı gören, hukukla sınırlandıran, hukuk kuralları içerisinde mücadele etmek isteyecek bir iktidarla çok zor ama yeri geldiğinde tanımıyorum da saygı duymuyorum da diyen bir anlayışla Gülen'le çok daha etkili mücadele edilebilir diyenlerin sayısı hiç de az değildi. Peki 5 yıllık döneme baktığımızda 17-25 Aralık'tan bugüne geldiğimizde bu doğrulandı mı? Herhalde bunu söyleyemeyiz. Çünkü başta teorik olarak evet böyle olabilir diyenler de gördüler ki öyle olmuyor. O kadar çok iç içe girmiş, kaynamış, kaynaşmış ve belli çıkarlar konusunda ortaklaşmış bir yapı haline almış ki AKP ve FETÖ ayrılmak istediğinde bir yanı diğer yanına hesap soramıyor. Çünkü hesap sormak istediğinde karşısına çıkanlara baktığında, hani benzetme olsun diye söylüyorum. Şimdi hesap soracaksınız. Dayı oğlu geldi. Dayı geldi. Ya ona sor, buna kalmıyor yani. Herkes bu hareketin içerisinde. Üstelik teşvikiyle, AKP iktidarının teşvikiyle yer almış. Şimdi o zaman en üstte kalanları, eleğin en üstündekileri, işte zaten onların birçoğu yurt dışına kaçtı. Parası, malı, mülkü olan da zaten ülkede kalanlara da bir operasyon yapıldı. Ve işte bununla idare edilip memleketin götürülmesi isteniyor. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı, TRT'nin de bir belgesel olarak yayınladığı ya da yayınlayacağı belgesellerde FETÖ itirafçılarından biri şunu anlatıyor. Çok bilinen bir şey zaten de. Renklendirme diye bir yöntem. Yani Fethullahçılar kendilerini gizlemek için başka cemaat ve vakıflara, derneklere, tarikatlara üye gibi kendilerini gösteriyorlar. Şimdi bu iktidar 15 Temmuz'dan tarikat ve cemaatler zararlıdır, tarikat ve cemaatlerin devleti ele geçirme motivasyonu nedeniyle bugün dost olduklarım yarın beni de hedef alabilir. Hani normalde Cumhuriyet değerleri üzerinden bir muhasebe yapması gerekir ama muhasebeyi hadi oradan yapmıyor. Yine kendi siyasal ikbali için yapıyor olsa bile, oradan baksa bile böyle bir sonuca da varmıyor. Hep her zaman kontrol edebilirim. Benim istediğim yerde, istediğim yere kadar büyürler, istediğim yerde kelleyi keser, onları zayıflatırım diye baktığı için tarikat ve cemaatlere aynı zamanda hep ihtiyacı olduğunu düşündüğü için, bu bir türlü dağıtılamadığı için FETÖ'cüler şimdi o tarikat ve cemaatlere dağılmış durumda. Ve onları oradan da ayırt edemiyor. Yani kendisiyle kaynaşmış olan, kendi içinde yer aldığı, aynı odalarda hala sohbet ettikleri, bilmem birilerinin bir yerlere atandığı filanları geçtim. Normalde bulsa hesap soracakları da bulamıyor. Çünkü öyle bir yapıya izin vermiş ki tarikat ve cemaatler içinde farklı renklere bürünüyorlar. Yansıdı. Yani adamı yakalıyorlar. Ya diyor ben Fethullahçı değilim diyor. Ben bilmem Nurcuların bilmem hangi tarikatının mensubuyum. Ha öyle mi diyorlar? Serbest bırakıyorlar. Ben Menzilciyim diyor. Ben Süleymancıyım. Ya farklı farklı tarikatlar ve o cemaatler ve tarikatlar arasında ha ona üyeymiş, buna üyeymiş deyip dokunmadıkları bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla artık FETÖ'yle mücadele edilecekse bu mücadelenin AKP iktidarıyla yapılamayacağını herkes kavramış olmalı. Tüm tarikat ve cemaatlere karşı mesafeli duran, devlet içerisinde kadrolaşmayı kendisine hedef olarak seçen herkesi devletten temizleyecek bir anlayışa, bir yönetim modeline ihtiyaç var. Türkiye'nin daha iyi geleceğini tasarlayanlar, planlayanlar için. Yani bu noktayı özellikle vurgulamak istedim. Şimdi iktidarın FETÖ'yle mücadele karnesini bugün Akif Beki yazmış. Diyor ki, işte 5. yılı nedeniyle bazı kriterleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar hatırlattı. Ama kısmen şöyle, FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu millete sömürenlere prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum ama aldandık, şimdi toparlandık. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde yakın takipte götürüyoruz. Evet, bir kere milat 17 Aralık 2013'ten 2010'a çekilmiş, o dershaneler işte biraz öncesi. FETÖ o tarihte daha paralel yapı bile değil, ne istedilerse verilen dı cemaat ve 3 yıl boyunca da öyle kalmaya devam edecek. Toparlanmayı da aldanmaya dahil olan 3 yıl geriden başlatmak iktidarın lehine olmaz aslında demiş. Oradan alınırsa ortalama epey düşer. İktidarın FETÖ'yle mücadele notunu aşağı çekecek bu 3 yıllık aldanma sicili puanlamaya katılsın mı, eminler mi diye sormuş ve bazı kriterler eksik demiş. FETÖ'nün yöntemleri neydi? Ona bakalım. Bunlarla mücadele ediliyorsa FETÖ'yle mücadele ediliyor demektir. Tehdit, şantajla siyaseti dizayn etmek ve şirketlere çökmek. bağış adıyla haraca bağlamak, darbe ve suç çetelerinden rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye kadar polis ve yargı operasyonlarını, rakiplerini tasfiyeye alet etmek, devlet görev ve yetkisini muhaliflerini ezmek için kötüye kullanmak, takiye ile gerçek yüzünü ve amacını saklamak, melek görünerek yapmadık şeytanlık bırakmamak, yargı sopasıyla karşıtlarına hayat hakkı tanımamak, suçlarını kurbanların üstüne yıkmak, sahte delil ve suç üretmek, karşıtlarını fişlemek, mağdurlarını yalan ve iftira kampanyalarıyla karalamak, hedefleştirdiklerini hain ve düşman gibi gösterip damgalamak, kendi emel ve planları için her yolu meşru görmek. FETÖ'nün yöntemleri buydu. Bu yöntemlerin bitirildiğini söyleyebiliyorsanız bataklık kurutulmuş, FETÖ de bitirilmiş demektir. Peki bu yöntemler bitti mi? İşte karne doldurmaya başlayın demiş Akif Beki. Doldurun bakalım hangisi bitti, hangisinin ortadan kaldırıldı. AKP iktidarı FETÖ ile mücadele ettiğini söylediği bu süreçte. Ki burada şunu da vurgulamak lazım. Bu yargının FETÖ'ye teslim edilmesiyle beraber tamamen kendi siyasal amaçları doğrultusunda dosyaları Yargıtay'dan Pensilvanya'ya gönderen ve oradan gelen kararı mahkeme kararı olarak alan bir dönemden geçtik. Şimdi FETÖ'yle hesaplaşma derken ona ayrı bir sayfa açılması ve orada ayrı bir değerlendirme yapılması lazım. Bu FETÖ'den mahkum olmuş hakimlerin mahkumiyet verdikleri kararlarda özellikle terör irtibatlı olarak kayıt düşüp verdikleri mahkumiyet kararlarında kimlere bu kararları verdiklerine, beraat kararı verdiklerinde de o beraat kararının kimler için verildiğine ayrı ayrı bakmak lazım. Tabii yargı tamamen teslim edildiği ve bu anlamda belki binlerce dosya olduğu için ortada ciddi bir sorun olabilir ama bu ciddi sorunu halletmek bu meseleye yol açan iktidarın sorumluluğundadır. Şimdi hiç konuşulmayan, hiç bilmediğimiz Anadolu'nun bir yerinde sırf cemaate mensup olmadığı için belki bir terör örgütü üyesi olarak diğer Fethullahçıların hedef aldıkları ve bir sahte mektupla, bir itirafçıyla cezaevine gönderdikleri, bu Ergenekon balyonuza dahil olmamış, hiç gündeme gelmemiş insanlar vardır. Ve şu anda hala cezaevindedirler. Yaratılan mağduriyetin boyutlarını bilmiyoruz. Yani FETÖ'nün hep konuştuğumuz mağduriyetleri var. Yargıda çok bildiğimiz Ergenekon, balyoz, İzmir casusluk gibi pek çok kumpas davası var. Ama bir de bilmediklerimiz var. Hala onun ceremesini çeken, FETÖ'ye son mensubuna kadar hesap soracağız derken, FETÖ'nün kumpaslarıyla içeri girmiş, onun çıkarlarına aykırı olduğu için, malına çökülmesine izin vermediği için, buna direndiği için hedef alınmış, bazı suçlara karıştığı halde beraat ettirilmiş, çok var dosya. En son işte Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın açıkladığı bataklık operasyonunda örnekleri var. Var. Yani iddianameye girmiş işte. Savcı hazırlamış, koymuş. Kimler nasıl serbest bırakılmış, hangi uyuşturucu kaçakçıları, kimler nasıl cezaevine sokulmuş. HDP meselesini konuşurken, madem kararı kenara bırakmadan önce, bir açmazla karşı karşıya tabii. Hem muhalefet hem HDP ve bunu kullanan da iktidar. Ahmet Taş getiren yazmış. HDP'nin en sevimli hali demiş. Pervin Buldan'ın son dönemdeki çıkışlarının AKP cenahında ve AKP medyasında yarattığı heyecana dikkat çekiyor. Sevince dikkat çekiyor. Oradaki cümlelerin, yani hiç kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, Kürtler kimseye mecbur değildir sözlerinin yarattığı heyecanı aktardıktan sonra diyor ki Cumhur İttifakı'nın hesabı belli, çok belli. HDP Millet İttifakı ile arasına mesafe koysun. Böylece Cumhur İttifakı 2023 yılında rahat rahat seçimi kazansın. Bu durumda iktidar cenahının HDP politikası şöyle şekilleniyor. Bir yandan HDP'yi terörün siyasi uzantısı olarak niteleyip onunla her türlü birlikteliği şeytanlaştırıyor. Diğer yandan bu şeytanlaştırma sonucu oluşması muhtemel tepkilerden çekinen muhalefetin HDP ile bir araya gelmesini engelliyor. Böylece HDP oyları Cumhur İttifakı'na gelmiyorsa diğerlerine de yar olmasın politikası yürütülüyor diyor taş getiren. Ve bunu işte hatırlatmış. Seçim zamanı Öcalan'dan gelen mektup, Abdullah Öcalan'dan gelen mektup. Ya dün ne demişti Bülent Turan? Biz Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmadık. TRT Kürdi'ye çıkardık diye anlatmıştık size. Hadi TRT Kürdi'ye çıkardınız Osman Öcalan'ı. Abdullah Öcalan'ın mektubunu kime okuttunuz? Nerede okuttunuz? Neyse. Devam edelim. Şunu demiş sonuna geleyim. Türkiye siyaseti demiş. Yani buradan çıkılması lazım ve muhalefet de bu kıskacın içine girmiş durumda. Bunlar Kürt politikası diye dışarıda bir yerde masa kurulmuşsa ki yüzyıldır o masalar hep onların işine yarar. Ne diyeyim, siyasi hesaplar her türlü sağduyuyu baskılıyor demiş. Evet, içinde bulunduğumuz durumun seçimler üzerinden aslında yaşanan bir tartışma olduğunu söylüyor. Kamuoyu önündeki tartışmanın en azından bu olduğunu söylüyor. Sözcü'yü de aktarmıştık. Oradan da bir köşe yazısı paylaşayım. Yılmaz Özdil, Türkiye'nin en büyük açığı namuslu adam açığıdır diye yazmış bugün. Asrın liderimiz mecliste konuştu. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere izin vermeyeceğiz. Açık söylüyorum, aldandık dedi. Halbuki 2004 yılıydı. Geleceğe dair müjdelemişti. Size vaat ediyoruz. Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız demişti Erdoğan. 2004. Sonra bir liste yazmış. Bak şimdi listeyi gösteriyorum. Liste burada. Yani sayfanın yarısı. Her yıl için ayrılan işte böyle küçük küçük hani 3-4 satırlık blok ayırmış Sözcü Gazetesi. Dolayısıyla 2004'ten sonra 2019'a kadar toparlamış belli ki. Bütün aldandık, aldandık sözlerini yazmış. Bir ikisini okuyayım. 2007 yılı seçim mitinginde konuştu. Bu bir sevda meselesi, laflı olmuyor. Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız dedi. 2009 yılı yine ne aldanan, ne aldatan olacağız dedi. 2009'da hiçbir zaman aldanan olmayacağız, aldatan olmayacağız dedi. 2010 yılı aldanan olmadık, aldatan olmadık dedi. Aldatan olmadık. Yani hep böyle demiş. Biz ne aldatanız, ne aldanırız, ne aldatırız. İşte biz öyle değiliz, böyle değiliz. Peki şimdi ne diyor? Şimdi diyor ki, açık söylüyorum, aldandık. Daha önce de biliyorsunuz darbe sonrası aldatıldık. Rabbim bizi affetsin demişti. Yazının sonu. Allah ile aldatma zehrinin panzehri ancak İslam'ın gerçeği içinden çıkarılabilir. İyi insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor ama Müslüman olmak için iyi insan olmak gerekiyor. Türkiye'nin en önemli meselesi namuslu adam meselesidir. Türkiye'nin en büyük açığı namuslu adam açığıdır. Laiklik sadece devletin dinin de devletten elini çekmesini sağlamıyor. Din sınıfının dinini yaşamak isteyen kitlelere tasallutunu da önlüyor. Bu açıdan bakıldığında laiklik dine en büyük hizmetin kurumu ve laiklik dindarların adeta huzur ve mutluluk gemisi. Dinci sömürücüler, laikliğe esas bu ikinci anlamı yüzünden düşmanlar. Çünkü onların kitleler üzerindeki şeytani hegemonyalarını kıran laikliğin bu ikinci anlamı. Bu anlam din bezirganlarının korkulu rüyalarının ve saltanatlarını yitirme kaygılarının esas sebebidir. Kur'an'ın Türkçesi olmaz dedi ya. Yani bir insanın ana dilinde, kendi anladığı dilde, mesela Kur'an okumasının önünde de dolayısıyla engel koymuş oldu. Diyanet İşleri Başkanı ya da bunu doğru bulmadığını söylemiş oldu. Allah'ın kelamını, sözünü kendi ana dilinde okumak, öğrenmek, ne dediğini anlamaya çalışmak nasıl bir sıkıntı yaratabilir ki? Kim için sıkıntı yaratabilir ki? Onu yazmış. Ekonomiyle ilgili Yeni Çağ Gazetesi'nde Esvender Hoca bu seneyi çıkarabilir miyiz demiş. Belki çok farkında değiliz ama Esvender Hoca çok önemli bir soruna dikkat çekmiş. Gerçi bu yazısından dolayı diyor hani şey yapılabilir, nedir o? Komplo teorisi kurduğum mu? Ne diyor? Bir saniye. Evet, yani ben komplo teorisi kurduğum söylenebilir. Yalnızca komplo teorisi değil hocam. Yani buradan bir yargılama çıkar. Bu seneyi çıkarabilir miyiz diye sorduğunuzda, bu seneyi çıkarabilir miyiz sorusuyla yarattığı kaygı ve ekonomiye dair olumsuz çizdiği tablo nedeniyle iktidarı devirmeye teşebbüsten iddianame hazır hocam. Yazdım yani. Sedat Peker yazıyordu, biz yazamaz mıyız? Yazdık işte. Ne olacak? İddianame hazır. Ama hocam sağlam gitmiş. Demişti kardeşim bak ben gidersem Merkez Bankası'nı da götürürüm. Niye? Çünkü Merkez Bankası'nın verileriyle konuşuyorum demiş. Bak tabloların hepsi Merkez Bankası'na ait. Benim kattığım bir şey yok demiş. Size yalnızca anlatıyorum. Durum budur. Merkez Bankası ne diyor? Merkez Bankası'na göre ve eldeki resmi verilere göre Mayıs ayı itibarıyla, bir yıl içinde ödenmesi gereken, yani 2022'nin Mayıs'ına kadar demek ki, ödenmesi gereken 221 milyar dolar dış borcumuz var. 221 milyar dolar. Dolar 8 küsur. Yani bir yıl içinde 221 milyar dolar bulmak zorundayız. Peki bulabilir miyiz? Yani döviz gelirimiz ne? Onu da Merkez Bankası verileriyle açıklamış. Ocak-Mayıs 5 aylık ödemeler dengesi $1.000.000 vesaire filan. Diyor ki yani gayrimenkul alımı, doğrudan yabancı yatırım sermayesi, portföy yatırımları, turizm gelirleri, döviz gelirlerini tek tek kalem kalem bakmış. Bir de borçlanma. Yani yöntemler bunlar. Turist gelecek, gayrimenkul alacak, $250.000 vatandaşlıkla beraber dağıtacağız. İşte arsa marsa dağıtacağız birilerine. Portföy yatırımları gelecek, yabancı yatırımcı gelecek. Yani buraya bir sermaye akışı olacak filan. Bunların hepsinde ters yönlü akım var. Yani bunlar çıkıyorlar, gelmiyorlar ya da azalıyorlar. Turizm gelirleri dahil olmak üzere. Elde kalıyor borçlanmak. Yani bu kadar borç almamız lazım. 221 milyar doların artık ne kadarını bulabildiysek bulduk, geri kalanını borçlanacağız. Borçlanabilir miyiz? Orada da sorun var. Dünyanın en yüksek faizini ödediğimiz halde bir yerden sonra borç da bulamıyoruz. Tablo bu. Yani döviz gelirimiz yeterli değil. Borcumuz 221 milyar dolar. Yeni borç bulmamız neden zor? Onu yazmış. Burayı okuyayım. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda iflas sigorta risk primini gösteren CDS oranı 383. Yani Türkiye LIBOR artı 383 puanla yeni dış borç bulabiliyor. Ülke riskinin yüksek olmasının nedeni AKP iktidarının demokrasi ve hukuk açığının artması, otokrasi eğilimi ve yarını belirsiz politikaları demiş ve ülkenin riskinin yüksek olması dış borçlarının çevrilmesini de zorlaştırıyor. Yani bu borçları çevirme riski de yüksek. Borç da bulamayabilir iktidar. Peki Merkez Bankası'nda para var mı? 221 milyar dolar bulamadık, az geldi. O da yok. Eksi. Sonuç demiş ki Esvender Korkmaz, döviz sorunu sürdürülemez durumda, kriz olasılığı yüksektir. Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalacak gibi görünüyor ya da bir mucize olacak. Hocam mucize olabilir. Tamam. Bir bölüm bağlanabiliriz tabii ama Seyit Torun Trabzon'da mı? Trabzon'da mı? Tamam. Karadeniz turuna Ordu'dan başlamışlardı. Dün Giresun'daydılar. Bir ekip Rize'ye gitti. Şimdi de Trabzon'da bir basın açıklaması yapıyorlarmış. Bir bakalım hemen açılış kısmına neler söyleyecek. CHP Genel Başkanı. Adana Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekilimiz Aydın Özer, Antalya Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Adana Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekilimiz Etnan Arslan, İzmir Milletvekilimiz Ünal Demirtaş, Zonguldak Milletvekilimiz Ayhan Barut, Adana Milletvekilimiz. Evet, yani milletvekillerini şu anda heyette bulunan 40 milletvekilini, parti meclis üyesini sayıyor. Eğer konuşma başladığında geçebiliriz arkadaşlar, bağlanabiliriz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. FETÖ'nün okulları hala etkini aktarmıştık. Bulu'yu aktardık direne direne. Yağma düzeni başlıklı 3 haber üst üste önemli. Dar gelirliler için yapıldı, AKP'liler aldı haberi. Bir saatte 2000 eve çökmüşler. Bir saatte 2000 eve çökmüşler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş dar gelirliler için konut yapıyor. Ama çatalca konutları bunlar. Ama AKP'li yöneticiler, Türk Hava Yolları yetkilileri, AKP'li belediye çalışanları, AKP'ye yakın vakıf yöneticileri bütün o konutları almışlar. 2000 dairenin 100'er bin liraya AKP'lilere verildiği tespit edildi. Dar gelirli olduğu için hani şey de ucuz, uygun, fiyatı da uygun. Önceden listeler hazırlanmış ve bir saat içinde kapışılmış. Bunu söyleyen kim? İYİ Parti Grup Başkan Vekili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İbrahim Özkan. Tamam. Konuşmaya şimdi bakalım. Kurtarıp aydınlığa çıkarmaktır. Değerli arkadaşlar, Rize'de meydana gelen sel felaketi hepimizin içini yaktı. Şu ana kadar 6 vatandaşımızı kaybettik, 2 vatandaşımızın ise arama çalışmaları devam ediyor. Dün Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan ve Trabzon Milletvekilimiz Ahmet Kaya ile birlikte bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşımız artık bu acılar bizim kaderimiz mi diye soruyorlar. Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üzerinde vatandaşımız sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Trabzon'umuzu da Giresun'umuzu da etkilemişti ve can kaybına yol açmıştı. Her yıl mutlaka Karadeniz bölgesinde bir ilimiz bu felaketle karşı karşıya kalıyor. Evet, iktidara bir kez daha buradan Trabzon'dan seslenmek istiyoruz. Sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Kuru lafla peynir gemisi yürümez. Kağıt üzerinde planlarla bu sorunlar da çözülmez. Artık bir an önce eyleme geçilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun kalıcı çözümü için atılacak her adımı sonuna kadar destekleriz. Gelin ne gerekiyorsa yapalım ve bu milleti bu acılardan kurtulalım. Evet değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan bir konuşmasında şöyle demişti. Milletle inatlaşılmaz, millete rağmen iş yapılmaz. Evet, milletle inatlaşmanın sonu hüsrandır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu diye bir rektör atadılar. Öğrenciler istemedi, akademisyenler istemedi ama onlar inatlaştılar. Kayyum rektör bu sorun 6 ayda çözülür demişti. 6 ay dolmadan kendisi gitti, sorun çözüldü. Evet, Sayın Erdoğan, milletle inatlaşılmaz ama siz ders çıkarmıyorsunuz. Doğayla inatlaşıyorsunuz. Esnafla, üreticiyle, işçiyle inatlaşıyorsunuz. Şimdi de Kanal İstanbul için inat ediyorsunuz. Milletimiz kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişken milletin parasını kanala gömmek istiyorsunuz. Ancak şunu unutmayın. Kanal İstanbul'un sonu da Melih Bulu'nun sonu gibi olacaktır. Ha kayyum rektör, ha Kanal İstanbul. Siyaseten ikisinin de birbirinden farkı yoktur. Değerli arkadaşlar, tüm ülkemizin olduğu gibi Trabzon'umuzun da çok büyük sorunları var. En büyük sorunlardan biri bu iktidarın bir türlü düzelmeyen fındık politikasıdır. Ordu'da söyledik, Giresun'da dile getirdik. Şimdi de Trabzon'da bir kez daha söylüyoruz. Her yıl ne olacak bu fındığın hali demek üreticinin kaderi midir? Evet, güncel değerlendirmelerde de bulundu. Bundan sonrası Karadeniz ziyareti olunca hemen her gittiği yerde kendisine söylediği gibi fındık fiyatlarını söylüyor. Hep böyle bir belirsizlik içinde sezon karşılanıyor. 35 lira olsun şeklinde CHP heyetinin dile getirdiği fındık için bir fiyat söz konusu. Şimdi biraz sosyal medyaya bakalım istiyorum ama Hüsnü Mahalli Korkusuz Gazetesi'nde İsrail'le yeni ilişkiler kurulmaya çalışılmasını çok normal diye bugün köşesine taşımış ve yeni Cumhurbaşkanı'nı biraz tanıtmış ve son yıllarda İsrail'e söylemediğini bırakmayan Erdoğan, her şeye rağmen 20 milyon dolar bağış karşılığında Mavi Marmara dosyasını kapatan Erdoğan, 2020'de 6.2 milyar dolarlık rekor bir ticaret hacmiyle İsrail'e verdiği önemi kanıtlayan Erdoğan, AKP'nin iktidara geldiği Kasım 2002'den sonra bu yönde çok çabası olan Erdoğan, aralarında Topkapı Sarayı, Ayasofya Harem Dairesi, Topkapı Sarayı Harem Dairesi, İstanbul Arkeoloji, Türk İslam Eserleri, Pamukkale, Efes, Göreme'nin bulunduğu 54 müze ve öğren yerinin Temmuz 2019'da 9 yıllığına İsviçre merkezli İsrailli şirket tarafından işletilmesine onay veren Erdoğan, 8 Aralık 2020'de Washington'a büyükelçi atanan, AKP kurucularından Amerika'da okuyan ve bir zamanlar Abdullah Gül'ün yakınında bulunan Murat Mercan'a ne demeli demiş. Murat Mercan İsrail bağlantısına dikkat çekmiş. Yani İsrail'in memnun olduğu bir atama olduğunu yazmış. Sonra da diyor ki ya normal, yani zaten ilişkiler hep iyi. Hani İsrail'le arası kötü değil ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramasın ve tebrik etmesin. Son derece iyi ilişkileri var. İsrail'in bölge için tüm politikalarıyla uyumlu politikalar da yürütüyor. Bunlar hani arka plandaki ticari ilişkiler vesaire. Diğeri bölgedeki İsrail'in güvenliği konusundaki meseleler. Orada da İsrail'i çok rahatsız eden bir tutum içerisinde olmadığını söylemiş. Rahatsız ettiği alanlarda da zaten Hamas'la ilişkisi konusunda bir talebin muhtemelen Biden'dan geldiğini söylüyor. Evet, Biden'ın listesi de 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkıyor. Yani hamdolsun 24 Nisan konuşmadık dedikleri konuşmada o zaman ne konuştular, değil mi? Konuştukları da yavaş yavaş anlıyoruz. Yani bir, İsrail'le ilişkilerinizi düzeltin denmiş. O anlaşılıyor. Başka, işte tüm atılan adımlar, dış politikada atılan adımlar aslında gösteriyor. Afganistan meselesi konuşulmuş. Orada tamam denmiş. Orada da bir sorun yok. NATO tatbikatları, Rusya'ya karşı pozisyon, orada da söylenenler var. S-400'ler konusunda da söylenenler herhalde vardır. Bizden de orada bir açıklama, bak ondan sonra bir S-400 açıklaması gelmedi. Nerede S-400'ler hakikaten? Yani bunları biz 2,5 milyar doları niye verdik? Sırf Rusya'nın gönlü hoş olsun, Putin para kazansın diye mi para verdik? Amerika Birleşik Devletleri'nin bize vermediği F-35'ler ne oldu? Yalnız F-35'ler değil, aynı zamanda bu projeye katıldığımız paralar ne oldu? Mesela Amerika, dost, müttefik, Afganistan'da sizin için hazırız çalışmaya, onlar da çok müteşekkirler filan da, biz Amerika ile kapatmadığımız bir hesap yok mu? Açıkta kalmış. Hadi geçtik diğer tüm hesapları. Hadi onları bıraktık bir kenara. Ne yapacağız? F-35'ler ve onun parasını ne yapacağız yani? F-35'ler. Ne oldu? Paramız nerede? Uçakları vermediler. Para nerede peki? Parayı da vermiyorlar. Ne güzel ya. O hesabı kapatma ama Afganistan'da sizin için şey yaparız. Niye? 130 milyon işte dolar verirsek sizin oradaki masraflarını karşılar mıyız? 130 olmaz, 150. At pazarlığı demişti Bush. Yani bu pazarlık 2002 Kasım'ında iktidara gelen AKP'nin hemen sonrasında Amerika Irak'ı işgal etmek istediğinde Amerika'da yürütülmüştü. Ve orada yürütülen pazarlığa daha sonrasında Bush, Türkiye bizimle at pazarlığı yapıyor AKP iktidarı için. At pazarlığı yapıyor demişti. Yani 3 olmaz 5 olur, 5 olmaz 4 olur filan. Hani bizdeki bu şimdi el tokalaşma var ya, öyle bir pazarlık böyle. Şimdi öyle bir pazarlık mı yapılıyor? Afganistan'da asker bulundurmanın karşılığında biz Amerika'dan ne istiyoruz? Onu da söylesenize. Şu şartlar yerine gelirse biz ancak asker bulundururuz demiyoruz. Yani şöyle bir şey yok. Amerika ya ne olur burada siz askerinizi tutun, bak biz gidiyoruz. Burada tutabileceğimiz kimse kalmadı. İtalyan, Alman herkes gidiyor. Ne olur burada durun deyip bize yalvarmıyor yani. Tablo değil, müteşekkirler. Çünkü biz istiyoruz. Tersi olsa, biz bu kadar ısrarla istemesek belki Amerikalılar diyecek ya durur musunuz? Biz dururuz diyoruz. Peki niye duruyoruz dışında? Durmak karşılığında şu anda yapılan pazarlıklarda Amerika'dan ne istiyoruz? Bir zahmet onu bir açıklayın. Bilelim yani. Sonuçta Mehmetçik gönderecekseniz bunun karşılığında Amerika ile nasıl bir pazarlık yaptığınızı bilelim. Bir haber varmış, onu arkadaşlarımız ekrana getirelim. Fatih'te bir gasp girişimi haberi. Çünkü bu Afganistan'ı konuşurken bir taraftan da sınırdan giren Afganları haberleştirdik. Türkiye'de bir toplumsal yapı değişikliği projesinin olduğunu söyleyenler var. Suriyeliler zaten 4-5 milyon, artık 6 milyon ne kadarsa Suriyeli var. Bir taraftan Afganlar geliyor, başka Pakistanlılar geliyor. Asya'dan gelen çok sayıda kişi var. Sürekli böyle nüfus artıyor. Resmi sayılar, açıklananlar var, açıklanmayanlar var ve biz böyle tam bilemiyoruz ama onun yarattığı sonuçlar üzerinden tartışmalar sürüyor. Tam o tartışmaların içerisinde özellikle bu yabancı uyruklu kişilerin karıştığı gasp olayları, saldırılar, en son işte bir genç kızın yoldan çevrilip güpegündüz işte ormana sürüklenmesi, orada tecavüz girişimini de içeren bir haber vardı. İstanbul'da, Fatih'te gündüz vakti yolda yürüyen bir vatandaşın çantasının gasp edilmeye çalıştığını gösteren bir haber kameralara yansımış. Ona bir bakalım. Yer İstanbul Fatih, öğlen saati. Yabancı uyruklu 3 kişi elinde çanta bulunan bir kişiyi takip ediyor. Her şeyden habersiz yürüyen vatandaş aniden yumruk ve tekmeli saldırıya uğruyor. Onlarca kişinin gözü önündeki saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına ise böyle yansıyor. Saldırıya uğrayan kişi aldığı darbelere rağmen çantayı elinden bırakmıyor. Tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran gaspçılarsa çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine amaçlarına ulaşamadan kaçıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ben bir taraftan izlemeye devam ediyorum da. Tabii bizde her şeyi birbirine karıştırma gibi. Yani bir şey söylendiğinde o söyleneni bir anda her şeye mal eden bir anlayış var. Hani buradan böyle bir göç edenlerle ilgili genel bir değerlendirme yapmış olmayalım ama bütün bu görüntülerin artmaya başladığına ilişkin değerlendirmeleri de böyle hemen yaftalayıp bir kenara itmeyelim. Ve şimdi biraz Twitter'daki mesajlara bakalım mı arkadaşlar? Neler var neler yok Twitter'da. Hem üzerine biraz konuşmuş da oluruz. Bu Kiptaş evlerini zaten verdik, onu geçtim. Aydın EYT'li paylaşmış. Aydın EYT'li demiş ki, hey gidi dünya, çok hızlı dönüyorsun. Başım dönüyor. Geriye dönük kimin için neler söylemiş bir bakın lütfen. Şu koltuk, şu menfaat insanlara neler söyletiyor. Tabii işte eski dönem kimler için neler söylemiş. Bitsin bu hasret, buna kargalar güler. Başbakan selamlarını gönderdi, bir emirleri olur mu dedi. Önümüzü aydınlatıyorlar. Haksızlık ediyorsunuz Gülen'e çet ederseniz. Fethullah Gülen hocamız. Bu yapıyı biz yarattık. Cemaat devleti sızmış diyenlere yani kargalar güler filan. Yani şimdi bunlar bize başka şeyler anlatıyorlar. Ama ara ara hatırlamakta fayda var. Aldatıldık partisi demiş Aydın EYT'li. Aldatıldık partisi. Aldatılmışlar. Yoksa yani ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Aldatılmışsınız. Kötü bir şeyse bunun bir karşılığı olsun mu? Bahadır Özgür, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun görevden alınması sonrası sosyal medyada başlayan tartışma. Ya böyle bir de büyük bir lüks içerisinde bir grup var. Yani tartışmalara hep böyle çok yukarıdan falan da bakıyorlar. Hem bir taraftan yoklar mücadelelerin içinde, hiç yoklar. Ama iş şeye gelince ya en yukarıdan... O da öyle olur, bu da böyle olur. Ya öyle deme işte. Bahadır Özgür öyle demiş yani. Demiş ki ya yok direnişle olmamış, yok halaymış, yok gelen giden aratırmış filan. 195 gün boyunca öğrencisi, hocası söz nasıl söylenir, fikir nasıl savunulur gösterdi. Gerisi bomboş gevezelik. Enerjiyi de vakti de direnenlerle dayanışmaya harcamak lazım. Yalnız evet yani burada ortaya konan direniş ve netice almamış da olabilirdi diyelim ki. Ama bu direniş başlı başına zaten saygı duyulması gereken, takdir edilmesi gereken, örnek alınması gereken bir sürece işaret ediyor, bir döneme işaret ediyor. Ve Türkiye'nin temel konularda direnerek mi, yoksa kabul ederek mi, hani susarak sandık gelsin önümüze diyerek mi bu meseleleri çözüleceğine ilişkinde önemli bir veri var. Çünkü iktidar eğer hiç geri adım atmıyorsa temel motivasyonu bu. Ya diyor, bir geri adım atarsam o zaman burada kazandıklarını görenler diğer alanlarda da sesini yükseltmeye başlar. Ki doğrudur bu. Toplumsal bir kazanım, mücadele başkalarına örnek olur. Türkiye siyasal tarihine baktığınızda 60'lar, 70'lerde çokça örneği var. Yani temel dünyaya baktığınızda bu iş böyle. Dolayısıyla iktidar diyor ki ya yılanın başını küçükken izleyeceksin. Tarifi böyle. Yani onlar öyle diyorlar, ben demiyorum. O daha görür görmez küt. Tütün üreticisi 10 kişiyi birden cezaevine sokuyor. Niye? Büyür. Büyür diye. Ya bunlara, ama diğer taraftan yasayı da değiştiriyor. Ya tütün üreticisi çıkıyor ve diyor ki kardeşim bunu değiştir. Hak arıyor. Onu cezaevine sokuyor ama onu da değiştiriyor. Ya adam haklıymış ki değiştirmişsin. Haklı olduğunu kabul ettiğin, yasayı değiştirerek, yeni bir süre tanıyarak haklı olduğunu kabul ettiğin bu kitlenin hak arama mücadelesini veren 10 kişiyi niye cezaevine sokuyorsun? Olmaz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri uğradıkları muamele, doğa için, çevre için direnenler, onlara hak görülen muamele, kadınlar var olduklarını haykırdıkları toplantılar, buluşmalar, onlara gösterilen muamele. Niye Cumhurbaşkanı her seferinde gezi gezi diyor? Çünkü gezi ruhu bir daha yayılırsa, canlanırsa diye büyük bir korkuları var. Yani gezi ruhu öldü demiyorum. Ruh var da hani aynı enerji, o enerjiyle bir araya gelme ve itiraz etme, bu iktidarın en çok korktuğu şey. O yüzden direnişi gölgeleyecek, bu direnci gölgeleyecek değerlendirmelerin bir anlamı var mı bilmem ama faydası yok, onu söyleyeyim. Bu öğrencilerle herhalde televizyonda ekrana ilk çıkartan Tele1 olmuştur. Ben konuk ettim 4 öğrenciyi. İşte burada, yine bu stüdyoda, burada masa farklıydı ama 4 öğrenci. Hem program öncesi biraz sohbet ettik. Ya işte onu öyle söylemesek de buradan da böyle söylemeyelim. Hani söylersek belki bu politik olarak şöyle değerlendirilir diyerek kaygılar taşıyan öğrencilerdi bunlar. Ve hatta program 3 saatlik bir programın sonunda işte konuştuk. Onlar çok güzel dertlerini anlattılar. Dışarıdan atamaya karşı olduklarını söylediler. Kendilerine terörist diyenlere, hatırlayacaksınız, terörist onlar demişlerdi. Terörist olmadıklarını çok güzel ifade etmiş ve anlatmışlardı. Ben de program sonunda ya buradan, bu gruptan, bu bakış açısından nasıl terörist çıkardınız diye sormuştum. Ama bu direniş büyüdükçe bu mücadelenin içinde yer alan öğrencilerdeki değişimi de izledim. Zaten program bittiğinde onlara söylemiştim. Yani belki bir yerden sonra vazgeçeceksiniz, belki başaramayacaksınız. Ama mücadelenin kendisinden çok şey öğreneceksiniz diye. Nitekim görüyorum yani. O stüdyoya konuk ettiğim öğrencilerin sonrasındaki her seferindeki yeni açıklamaları, dili, davranışı, cesareti nasıl arttığını görüyorsunuz. Baskı artıyor ama karşısında azim, mücadele, cesaret de artıyor. İktidarın hesaba katmadığı şey bu. Baskı, korku bir yere kadar insanları susturabilir. Ama o kadar büyük baskının altında ezmeye çalıştığın kitle bir çizgiyi aşarsa ondan sonra durduramazsın. Çünkü o büyük korku duvarını yıkmış, baskıya karşı direnmeye karar verdiği anda onu durduramazsın. O yüzden bunun yerine sürekli korkutarak, bastırarak, yok etmeyi hedefleyen bu politikalar yerine dinleyen, anlamaya çalışan ve haklı talepleri karşılayan bir yönetim biçimi ancak iktidarın işine yarar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileri bu kadar direnmiş ve burada bu olmaz dedikleri anda 6 ay boyunca kulağını tıkayıp öğrencileri suçlayarak, öğretim görevlilerini suçlayarak, kredilerini keserek, evlerine baskın yaparak, sanki bir uyuşturucu kaçakçısının evine yapmadığınız örnek verecektim. Sanki operasyon yapar gibi diyecektim. Sonra uyuşturucu kaçakçılarına nasıl operasyon yapıldığı aklıma geldi. O yüzden neyse, yani öyle olmaz. Bu kadar şiddetle bastırınca ona karşı direnenler bir süre sonra o direncin verdiği cesaretle karşında her alanda ve her yerde görmeye başlarsın diyelim. Doğru yöntemin bu olmadığını bir kez daha söylemiş olalım. Hani iktidar açısından söylüyorum. Bak yine iktidar açısından söyledim. Son şunu verelim mi arkadaşlar? Şu Onur Alp Yılmaz bir mesaj atmış. Bugün onu da konuşmak istiyordum. Tek cümle söyleyebileceğim ama söylemiş olayım. 30 yaşıma geldim. En büyük sorunsalım demiş. Yani sorunum dememiş. Neyse. Bilgisayarım bozulursa yenisini nasıl alacağım? Bu ülke ve bizler bunu hak etmiyoruz. Ya şu andaki gençlerin ellerinde telefon var ve telefonum bozulursa yerine yenisini alamayacağım. Bilgisayarım var ama bozulursa yerine yenisini alamayacağım diyorlar. Ekonomi falan. Bitirelim haftayı hadi. Haftaya pazartesi yeniden saat 7'de gün başlıyor da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yalanlara teslim olmayın.